Şu an kayıt da başladı sanıyorum. Bir görüntü de düşünce sevgili Aysel'e sözü vereceğiz. Bir görselimiz olacak. Evet. Bu akşam Nasuh Mahruki diyecektim ya. Matrakçı Nasuh'un İstanbul'unu konuşacağız. Zamanında yaptığı minyatür tarzında İstanbul haritası diyelim. Onun bu akşam Tarihi Yarımada'nın bir bölümünü konuşacağız. Fakat daha önce sevgili sanat tarihçisi, Topkapı Sarayı uzmanlarından Aysel Çöteloğlu bize Matrakçı Nasuh ve onun minyatürleri hakkında bilgi verecek. Evet. Hoş geldiniz. Tamam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Evet, pardon, sözünü kestim. Yok. Şimdi görüntüyü istemiştim. Buyur. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Birkaç yıl önce ben 1001 İstanbul dergisine bir yazı yazmıştım ama küçücük, minnacık bir yazıydı. Sadece bu esere dikkat çekmek istemiştim. Daha sonra Fatih arkadaşımız bu yazıyı okumuş ve illa böyle bir sunum yapalım demiş. Ben işte o kadar fazla detaya girmedim dedim. Yapamayız, çok az süre var falan dedim. O zaman Hüseyin Avni, Hayri Birinci ve Fatih Yer devreye girdiler. Hep beraber yaparız dediler. Yani bu çalışma kolektif bir şekilde ortaya çıktı. İlk önce onu söyleyeyim ve teşekkür edeyim onlara. Bir kişiyi daha analım. Sevgili Aysel, bugün bize katkılar sağladın. Evet. Teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi bugün konuşacağımız İstanbul minyatürü 1537 yılında yapılmış minyatür tekniğinde ve sanatçısı Matrakçı Nasuh olarak tanınan Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el Bosnavi, ölümü 1561. Bu kişi Bosnalı Boşnaklardan ve Müslüman. Matrakçı Nasuh Müslüman olmasına rağmen 2. Beyazıt döneminde sarayın Enderun'una girmiş. İç oğlan olarak ve orada eğitim görmüş. Daha sonra da bu avluda öğretmenlik yapmış. İlginç bir insan çünkü hem silah oyunlarında çok mahir, hem matrak oyununda çok mahir ve yaşadığı dönemde de Matrakçı Nasuh olarak tanınıyor. Matematikten anlıyor, matematikle ilgili kitapları var. Menzilnameler yazmış, sadece bu bugün göreceğimiz menzilname değil, 2. Beyazıt için de yazmış mesela. Onun dışında silahlarla ilgili kitapları var. Tarih yazımıyla görevlendirilmiş aslında, tarih yazıcısı. Aynı zamanda da yazdığı eserleri minyatürlüyor. Ama bunlar birer harita, yani tam minyatür de diyemiyoruz. Topografik haritalara da benziyor. Kanuni döneminde Kanuni'nin oğullarının 1529'da başlayan sünnet düğünlerinde iki tane hisar yapıyor. Bu hisarlara da Enderun'daki öğrencilerini koyuyor ve onlar da silah ve matrak gösterileri yapıyor. Ve çok beğeniliyor bu gösteri. Kanuni de ona bir beratla, yani resmi bir belgeyle usta ve reis unvanlarını veriyor. Böyle çok kişilikli, çok becerikli bir insan. Şimdi bu İstanbul görünümünün yer aldığı eser, tam adını söyleyeyim, 1533 ve 36'da Kanuni'nin Irak-İran seferini anlatan bir kitap ve içinde 103 tane minyatür var. Yani topografik kent haritası var. 940'da anlattığına göre eserin mukaddimesinde Nasuh diyor ki biz 920 Rebiülevvel'de yola çıktık diyor. Rebi Arapça'da bahar demek. Şimdi birazdan göreceğiz İstanbul görünümünde. Hep bahar açmış çiçekler var, serviler var, başka ağaçlar da var ama çiçekler hep bahar açmış. Yani bahar ayında sefere çıkmışlar. Bu eserde menziller arasındaki mesafeleri yazmamış Matrakçı Nasuh. Ama diğer menzilnamelerinde mil olarak vermiş. Burada ise işte kentin önemli yapılarını resmetmiş. Konut mimarisini resmetmiş gerçekçi bir şekilde. Ondan sonra bahçelerini yazmış. Mesela bostanlarına kadar yazmış. Burada önemli
çok büyük bir bostan var gibi tarım alanlarını yazmış. Böyle detaylı detaylı anlatmış. Ve 1537'de seferden sonra bu şey eseri tamamlamış. Şimdi İran'a giderken Anadolu, Batı İran, Irak gidiş geliş güzergahında pek çok Anadolu şehrine, mesela bu Erzincan'ın resmi ve belge değeri taşıyor bunlar 16. yüzyıl ikinci yarısı için. Pek çok şehri resmetmiş. İşte Halep, Diyarbakır, Bitlis, Tebriz, Sultaniye, Bağdat gibi kentleri betimlemiş. Bu eserin tek bir nüshası var. O da İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde. Menzilname'de demin 103 dedim galiba, 107 minyatür var. Bu bahçe resimleri dedim biraz önce. Kentler arasında, kentlerde bahçe resimleri hep çitlerle çevrilmiş. Belirtilmiş yani. Ve naturalist, gayet naturalist bir üslupta çiçekler, bahçeler resmedilmiş. Şimdi bu eserin İstanbul sayfasında böyle bahçeler görmüyoruz. Çünkü Matrakçı Nasuh İstanbul'daki önemli yapıları resme sığdırmak için biraz istiflemiş, üst üste getirmiş. Ama arada ağaçlara rastlıyoruz. Bahar ağaçlarına, servilere, top şeklinde ağaçlara rastlıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Yani çünkü yolları ve mesela mezarlıkları göstermemiş resimde. Herhalde diyorum yeşillik ve bahçelik olan alanlara bir iki ağaçla, bir iki çiçekle bir yani burada bahçe vardı gibi bir sembolize etmiş gibi düşünüyorum. Şimdi İstanbul görünümüne gelelim isterseniz. Çift sayfa. Şimdi bu İstanbul görünümü çok enteresan bir resim. Bir bakıyorsunuz kuşbaşı, kuşbaşı diyorum. Kuş bakışı resmetmiş. Bir bakıyorsunuz her bir yapıyı ayrı ayrı cepheden resmetmiş. Yandan resmetmiş. Nereden baktıysa oradan. Yani işte kuş bakışı göründüğü gibi resmetmemiş. Kimisini öyle resmetmiş ama kimi yapının da tam karşısına geçmiş. Mesela cephe, o yapıyı biz yandan görmemiz gerekiyorken esas önemli olan ana cephe ise ana cepheyi resmetmiş. Şimdi bu harita üzerinde 200 civarında yapı var. Sağ tarafta 8B sayfası Suriçi İstanbul'u anlatılıyor. Sol tarafta Galata. Üst tarafta her iki sayfada devam ediyor bu alt ve üst. Üst tarafta Üsküdar betimlemesi ve altta da Haliç ve Sütlüce tarafları, değil mi? Sütlüce tarafları resmedilmiş. Şimdi Suriçi İstanbul'unu bir burun şeklinde yapmamış. Dikdörtgen yapmış. Yine bir sığdırma endişesi sanıyorum. Endişesiyle yapmış bunu sanıyorum. Şimdi denizde kalyonlar görüyoruz. Yelkenliler, kayıklar. Şurada şey var. Kız Kulesi var. Ondan sonra Galata kısmına küçük bir kartuş içinde Kale-i Galata yazmış. Böyle bir İstanbul'u tanıtma şeklinde. Konut mimarisi genelde İstanbul'da şeyler var, iki katlı beyaz boyalı evler var, kırmızı kiremit çatıyla örtülü. Bunlar da İstanbul'un aslında konut mimarisine ışık tutuyor olabilir. Çünkü diğer kent betimlemelerinde evler farklı farklı oranın kentlerine göre, yani nasılsa evleri ona göre yapmış. Yani orada da bir aslında hepsi birbirine benziyor gibi gözükecek ama orada da bence bir kentin konut mimarisini de göstermeye çalışmış. Şimdi bu resimleri ilk olarak Fransız mimar ve sanat tarihçi Albert Louis Gabriel isimlendirmiş içindeki yapıları, önemli yapıları. Her iki sayfada da Walter Denny her iki sayfada da 121 yapıyı teşhis etmiş. Bazılarını tahmin etmiş, belki diyor. Bazılarına bir hamam diyor. Ha, bu arada bazı şeylerde ikon kullanmış. Mesela hamamlar genelde iki kubbeli. İşte kiliselerin küçük kilise ise eğer, çok bilinen bir şey değilse, onu da bir kilise ikonu şeklinde resmetmiş. Küçük camileri yine öyle, küçük tek kubbeli yanında bir minareyle resmetmiş. Bir takım ikonlar da kullanmış.
surlar şimdi şey mi göstersek bu Suruç'u İstanbul'u mu göstersek? Evet. Zaten bu akşam tarihi yarımadanın Suriçi'nin bir bölümüne kadar yapabileceğiz. Çünkü şöyle bir karar aldık. Saat 11 gibi bitireceğiz. 11'de nereye geldiysek o. Bunu genel gösterebilir miyiz Fatih? Bir önceki resmi yani. Neyse böyle de olur. Tamam böyle. Şimdi Suriçi İstanbul'u deniz surlarıyla kaplı. Şeyde kara tarafında ikinci tevdesinin yaptırdığı surlarla kaplı. Bu deniz tarafındaki surlar Feridun Hoca da söyledi. Denizin hareketlerine bağlı olarak pek çok kez yenilenmiş. Sol tarafta resmin sol tarafında bir kıyı şeridi var. Öbür tarafta yok. Surlar denize sıfır orada. Sol tarafta bir kıyı şeridi var ve kıyı şeridinde de bir takım evler resmedilmiş. Oraları zamanı geldikçe göreceğiz. Şimdi başlayalım birinci resimden. Yani Topkapı Sarayı'ndan. Evet. Şimdi Topkapı Sarayı'nın konumu resme göre doğru. Yani saray burnu da doğru yere yerleştirmiş matrakçı nasıl. Şimdi işaretlenen yer Bab-ül Mayun kapısı. İki katlı orijinal hali. Ve 16. yüzyıldaki erken görünümlerinden biri. Bazı minyatürler de var. Ama burada da orijinal halini görüyoruz. Kara surları Fatih döneminde biliyorsunuz yapılmış. Sarayı çevreleyen kara surları. Bir önceki resme dönebilir miyiz? Şimdi burada kapının kapıdan şeye kadar denize kadar uzanan duvarda burçlar var. Bunların üstünde Fatih döneminde köşkler varmış. Bunlar hem seyir köşkü hem gözetleme köşkü. Ama daha sonra 16. yüzyıl ikinci yarısında bunlar yıkılmış. Aşağı doğru geldiğimizde de surlar kıvrılarak yine denize doğru gidiyor. Orada da bir yapı var. Hemen surun üstünde. Orası da Alay Köşkü'ne benziyor. Şimdi Topkapı Sarayı'ndan içeriye girebiliriz. Başka söyleyeceğiniz bir şey varsa? Yok. Buradan hatta önce bir kapının önünde duralım. Çok kuyruk var. Evet. Biz geri dönelim. Evet. İki katlıymış ya. Bak ne güzel. Değil mi? Evet. Biliyorsunuz muhalefet hazinesi olarak kullanılıyor. Padişahlar buradan alayları seyrediyor. Hatta bazen hanımlar geliyor. Onlar da seyrediyorlar. Evet, zaten şu an öyle bir alay var burada. Tabii bu haritanın yapıldığı dönemde Sultan 3. Ahmet Çeşmesi yok orada. Tabii. Biz de gene bir çizim olarak koyduk onu. Hatta bu 2. Mahmut dönemi falan, çünkü asker yeni kıyafetleri tamamen artık yeni kıyafetler. Evet. Evet, girelim mi ilk avluya? Girelim. Da yine kapımız. Burada Ayayreni Kilisesi ikinci avluda gözüküyor. Şimdi bu Ayayreni Kilisesi nasıl ne tam bir kilise ikonu yapmış, ne çok gerçekçi bir resim yapmış. İkisinden de birazcık parçalar var. Yani hem benziyor hem benzemiyor gibi. Şimdi burada önemli bir şey, resmin genelinde de göreceğimiz gibi farklı çoklu bakış açılarını görüyoruz. Mesela burada şey, Aya İrini arka cepheden resmedilmiş. Arka cephe sanıyorum orası. Öyle görüyorum yani. Bab-ı Hümayun'a baktığınızda o da kendi ana cephesinden bakılmış, çizmiş. Yani ne kuşbaşı şey, ay niye ben buna kuşbaşı diyorum ya? Ne kuşbaşı? Kuşbaşı. Kuşbaşı. Yemek gelir, yedin mi bu akşam? Yedim. Tamam. Surlar da öyle. Hepsine karşıdan bakarak çizmiş. Böyle bir üslubu var. Bunu resmin bütün genelinde de göreceğiz. Evet. Burada Ayayreni'yi sanki bir ikon olarak çizmiş ama önemini de belirtmek için biraz irice çizmiş gibi. İrice çizmiş. Bir parça benzerlikler de var yani. Tam bir ikon da hani denir mi? Evet. Bilmiyorum. Evet. Evet. Matrakçı Nasuh'un gördüğü Ayayreni neredeyse olduğu gibi günümüze geldi. Ya pardon, arka cephe dediğiniz bu fotoğraftaki cephe mi?
Yok, deniz tarafından. Yok, deniz tarafından. Tamam. Yani belki de ön cephedir ama ben sanki arka cephe gibi geldi. Kapı falan göremedim biz orada. Evet, geçelim. Babus Selam'a geçiyoruz herhalde. Bu avluyu hızlı geçtik. Bitmiyor yok çünkü. Başka hiçbir Allah, şey yok. Allah, evet. Bir ha, ikinci bir şey çizse. Doğru söylüyorsun. Yok yok, bir dakika. Gene dönelim ona. Hı-hı. Şimdi burada da avlu uzun bir dikdörtgenken birinci avlu yatay bir dikdörtgen şeklinde resmedilmiş. Bu enteresan. Gene herhalde sığdırma amaçlı yaptı bunu. Ve zemini toprak zemin. Hiçbir ağaç, hiçbir çimen, çiçek, hiçbir şey yok. Şimdi buraya insanlar atla girebiliyor biliyorsunuz. Hatta büyük şeylerde, divan toplantılarında falan atlar üstünde bekliyor insanlar divan toplantısının bitmesini. O yüzden toprak zemin bırakılmış. Hatta yine aynı döneme ait bir minyatür var. Onu görelim. Fatih. Babus Selam'dan önce olacaktı. Ha şu. Evet. 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 Şimdi burada mesela burada da şey yok. Hiçbir ağaç, yeşillik, çiçek, böcek görmüyoruz. Burada da işte Babu Hümayun iki katlı. Şu arkada gördüğünüz belki rehberlerin çoğunun ilgisini çeker. Deavi Kasrı. Bugün kalıntılarını gördüğümüz. Hı hı. Önün ikisinin arasındaki de Aya İrini Kilisesi. Şurada bir kırmızı araba görüyorsunuz. O hastalar arabası deyip geçelim. Ha, şu el arabasıyla taşıyorlar değil mi hastaları? Aa, evet. Çok ilginç. Evet, tamam. Evet. Güzel bir minyatür diye göstermek istedim. Evet, bunu da son anda koymuştuk o fotoğrafı. Evet. Çok hızlı geçtim Fatih. Yeniçeri Ağacı. Evet. Devam edelim. Şimdi Babus Selam'dan geçtik. Önce Babus Selam vardı. Orası gerçekçi bir şekilde hakikaten resmedilmiş. Oradan girdik. İkinci avlu yine dikdörtgen olması gereken bir avlu. Fakat burada köşegen bir avlu resmedilmiş. Ve burada görülen tek şey Adalet Kulesi ve hemen yanında Divan-ı Hümayun. Burada ağaçları görüyoruz. Şimdi burada bunların seyrek resmedilmesi buranın aslında ağaçlarla dolu olduğunu gösteriyor. Hemen önünde de şu dikdörtgen yapı harem. Harem binası. Evet, onu da sanki içine kapalı bir kutu gibi göstermiş. Evet. Mahrem olduğu için sadece işte bazilika planlı gibi bir yapı. Evet, resmetmiş. Şimdi buradan geçelim mi? Bir şey söyleyecek misiniz buraya? Ya burada şey, şimdi ilk avluda bahçe düzenlemesi yapılmamış 1537'ye kadar. Onun için toprak renginde. İkinci avlu yemyeşil, buradan gördüğümüz gibi. Evet. Bir avlu daha var. O da masmavi. Şimdi aklıma geldi. O avlu da suyla mı doluydu acaba? Yok, zannetmiyorum. Zaten kat kat biliyorsun o avlu. Doğru. Şimdi buradan Babus Sade'den Deniz Esemenli hocamız harem o devirde küçüktü demiş. Doğru. Harem o devirde küçüktü. Harem daha neredeyse yok desen iyi yani. Eski Hürrem saraydan Sultan yeni gelmişti belki değil mi hocam? Hürrem Sultan kaçta geliyor ki hareme yani? Buraya taşınıyor. Kanuni döneminde işte Hürrem Sultan'a bir daire yapılıyor. 1543. Yavaş yavaş. 1543. Yani haliyle daha da küçük. Yani. Gelmemiş. Evet. Tamam. Evet, şimdi devam edelim. Gelelim. Bu şeydeki hala olan çeşme. Adalet Kulesi'nin karşısındaki çeşme bu değil mi? Yani karşısında derken çaprazındaki. Yani bugünkü yeri tam çaprazı değil ama Matrakçı'nda zaten öyle bir yer. Onun yer şeyi şu anda yok. Bunun solunda gibi bir şey yok. Bir istifleme çabasıyla bazen semtleri evet. Çalışıyor. Bugün Topkapı Sarayı'na girerken gişelerden geçtikten sonra sol tarafta gişelerden geçtikten sonra ilk gördüğümüz çeşme işte bu. Babus Selam'ın arkası. Hemen arkası evet. Evet. Şimdi burada şeyi söyleyeyim. Resmin genelinde olan bir şeyi söyleyeyim. Sakın ola ki işte burası o semtte değil ki.
burası oraya benzemiyor diye düşünmeyin. Çünkü mesela Fatih Camii ile Hürrem Sultan, Haseki Hürrem Sultan imaretini yan yana çizmiş. Evet, yani komşu çizmiş yani. Evet, yani öyle bir yol izlememiş arkadaş. Mesela burada bir şey söyleyeyim. Hani Sultan Ahmet, Topkapı Sarayı ve çevresi söz konusu olduğunda biraz daha kuş bakışı bir fotoğraf gibi. Fakat Fatih Camii'ne ve hatta Kara Surları'na da yaklaşınca iş çığırından çıkıyor. Dediğin gibi Fatih Camii Haseki Külliyesi ile komşu, daha da komiği Marsyanus sütunu Kariye ile komşu neredeyse. Orada haliyle hangi yapı varsa serpiştirmeye çalışmış biraz. Evet. Evet. Bir de şeyi söyleyeyim hani devam etmeden. Şimdi Deni'nin sıralamasına göre gittik biz. Çünkü kendimizin sıralama yapması gibi bir vaktimiz yoktu. Vermediler öyle bir şey. Süre arkadaşlar ondan sonra. Şimdi burada Deni şöyle yapmış. Mesela sağdan başlamış, sola doğru gitmiş. Ondan sonra biraz aşağı inmiş, sağa doğru, sola doğru gitmiş. Sağa doğru gitmiş. Yani izlerken hani neresiydi o orası gibi şey yaparsanız, hani bazen de karıştırmış, ortalarda dolaşmış falan yani. Çok sistemli bir şey burada yok. Yani birbirinin arkasında olması gereken bir şeyi yan yana da. Yani, evet, evet. Bize onu cepheden gösterebilmek adına yan yana da yapmış. Evet, evet. Avlu, değil mi? Bir avlu yok olmuş mu? Efendim? Buradaki avludan avluya geçerken böyle geçmemesi gerekiyor ama önüne mi koymuş? Şimdi, evet, şimdi Babussade Adalet Kulesi'nin tam karşısına alınmış. Halbuki Babusselam'ın karşısında olması gerekiyordu. Ve bu avlu da zaten dikdörtgen ve şimdi köşegen bir şekilde yapmış bunu. Bir de Aysel, burada ilginç bir şey var. Babüssade'den direkt dördüncü avluya geçiyoruz galiba, değil mi? Evet. Şimdi buradan hep şey diye düşündük ilk çalışmaya başladığımızda. Ben de yazıda da öyle yapmıştım ve fark edememiştim. Şimdi burada Babüssade'den geçince üçüncü avlunun olması gerekiyor. Halbuki baktığınızda burada gene formu uymuyor. Köşegen bir form var. Yine uymuyor. Ama burası üçüncü avlu değil. Dördüncü yer. Bugün dördüncü yer dediğimiz sarayın erken dönemindeki asma bahçe denilen yer. Yani bugün Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Sünnet Odası gibi yapıların yer aldığı avluya geçmiş. Bu da neden olabilir diye düşündüğümüzde Hüseyin Avni şey dedi, belki de dedi Enderun'da haremin bir parçası, haremi de kapalı çizmiş. Belki padişahın özel yaşam alanını çizmeden oraya geçti ki olabilir, çok büyük olasılık. Ya da sarayı bir an önce öyle genel hatlarıyla verip şey yapmış. Deniz Esemenli hocamız elbette diye bir şey yazmış. Yani o da hemfikir mi? Evet. O yüzden Enderun'u çizmediğini. Evet. Evet. Bir de bu yedi kuleli olay var. Yani yedi kule çok tartışıldı makalelerde filan. Evet. Kemal Çığ'ın o konuda makalesi var artık da. 2018 yılında 7 milyar TL'den sonra 2019 yılında bu spekülasyonlara rağmen bankaya Fatih kapatabilir misin bu diğer sesi? Şey çıkıyor. Aysel kusura bakma. Ay rica ederim, olur mu? Hep katkılarını bekliyorum. Beraber çalıştık yıllarca, o yüzden tabii şey yapıyorum da. Yani bu yedi kule meselesi bugün şeyde haremin içinde ve Sofa-i Hümayun'u çevreleyen, yani bir bakıma hünkâr dairesinin kuleleri olarak L şeklinde Haliç tarafından itibaren ve Sarayburnu'ndan itibaren sarayı sararlar. Buna hünkâr dairesi de denirdi. Yani bu hatta şeydir. İç kale de deniyor. Evet. Yani başka şekilde karıştırmamak lazım. Bu kuleler böyle yoktu dememek lazım. Bunu matrakçı iki sekizgen halinde arka arkaya çizmiş. Hı-hı. O da mahremiyetten herhalde biraz da sıkıştırmaktan yatır nihayet karşımızda. Evet. 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 Şimdi bu çok teşekkürler zaten... hocam. Sağ olasın Deniz. Kulelerin altyapılarının üstüne mesela Bağdat Köşkü yapılmış Deniz, biliyorsun. Yani küleler yitirildikten sonra 16. yüzyıl ikinci yarısında buraların üstüne de şeyler, köşkler oturtulmuş. Tabii şimdiki köşkler.
Evet, şimdiki köşkler, evet. Şimdi şu ortadaki köşk neydi sevgili Aysel Hocam? Şimdi bu köşke Nurhan Atasoy 8 köşeli köşegen 2. Beyazıt'ın yaptırdığı köşk bugün yok diyor. Gürru Necipoğlu da diyor ki ben de bence de biraz öyle gibi. Burada Kanuni'nin yaptırdığı bir köşk var. Hatta bugünkü Sünnet Odası'nın cephesindeki çinilerde o köşke ait. Muhtemelen o olabilir gibi geliyor bana. Evet. Yanında da bir yani tekne var görüyorsunuz. Havuz var yani. Tam havuzun önünde. Havuzlu köşkün öncesinde de bir şey var belki. Üçüncü Ahmet Köşkü yeri, evet. Eğer Enderin avlusuysa tabii. Yok, Enderin avlusu değil. Dördüncü yer burası. Asma Bahçe. Asma Bahçe. İşte evet. Yani Enderun'u es geçmiş gibi. Enderun'u yapmamış, resmetmemiş yani. O kule ama için ne demiştin? Kapısı da Enderun'a açılıyor. Ha, doğru. Efendim? Doğru. Dediğiniz efendim? Doğru yani, hocam ama... Kapısı da yandan Enderun'a açılıyor. Yani aks değiştirerek Enderun'a açılıyor bu sefer. Arzu yani Babü Sade. Evet. Doğru hocam ama Babüssade'nin açıldığı avlu gördüğünüz gibi Enderun'a benzemiyor. Evet, hiçbir alakası yani ortada yok. Tek bir köşkle artık arz odası mıdır? Üçüncü Ahmet midir? Yani Enderun'sa eğer tabii. Şimdi Deni buraya şey demiş, taht odası, evet. Demiş. Arz odası demiş. Taht odası, arz odası yani. Şimdi ben, evet. Buraya dikkatimi çektiği zaman... epeyce bir kitap karıştırdım. Çünkü şüphelendim yani, hiç alakası yok Enderun avlusuyla. Ondan, evet. Sonra Gürru Necipoğlu'nun yazısında, Topkapı kitabında buranın üçüncü avlu değil ikinci avlu olduğunu o da söylüyor. Yani o da o şekilde. Şimdi buradaki kulelerden biri Feridun da anlatmıştı geçenlerde. Bir geç antik çağa ait temelleri olan bir kule. Hekimbaşı Kulesi olabilir diye düşünüyoruz bunu da. Evet, bir de fotoğrafı vardı galiba. Ha, işte bu kule olabilir diye düşünüyoruz. Yani dördüncü yer dediğimiz avluda ya da bölgede. Bu kule de Roma öncesine de ait bir yapı yani. Evet, evet, geç antik çağda var. Şimdi burada tamam. Evet, devam edelim. Şimdi buradan dış bahçeye geçtik. Padişah'ın ne derler? Has bahçesine geçtik. Marmara tarafına, bu köşk Marmara tarafında kalıyor çünkü şeye göre, haritaya göre. Bir köşk var. Hangi köşk olduğunu bilmiyorum. Yanında da bir havuz ve çeşme var. Buradaki ağaçları görüyorsunuz. Top ağaçlar, selvi ağaç. Yani burasının aslında bu kadar seyrek değil ağaçları. Ama işte burada bir bahçe vardı demek istiyor gibi geliyor, evet. Bana. Aysel Hocam, bu demir yolunun üstünden geçtiği köşklerden biri olabilir mi sizce? Tabii olabilir, tabii. Şimdi hangisi? Hmm. Ha, demir yolu oradan geçmiyor yalnız, bu taraftan. Geçmiyor mu? Hmm, tamam, ben, bana öyle geliyor şimdi, adamın konum duygusunu çok anlayamadığımız için. Evet. Şimdi burada işaretli olan köşk Çinili Köşk. Yani bütün kaynaklar bunu Çinili Köşk diye yazmış. Deni ama... hariç. Deni ya da Gabriel hariç. Evet, evet. Onlar ne diyordu? Bir saniye, unuttum onu. Biz burayı incelerken iddialarımız hemen köşesinde gözüken merdivenleriydi. Bugün Çinili, evet. Köşk'ün böyle bir merdivenli, evet. Bir yapısı. Önünde çifte merdiveni gördüğümüz için öyle demiştik. Artı yine Çinli Gülhane'den gözüken tarafı da bu böyle gözüküyor zaten. Bir ev yapısı, böyle yatay şey gibi değil de yatay bir yapı değil de sanki dik yapıymış gibi gözüküyor Gülhane'den alt tarafından bakıldığında da. Yalnız şurada bir şey söyleyelim. Sol alttaki fotoğraf Çinili Köşk fotoğrafı değil. O Alay Köşkü fotoğrafı. Alay Köşk. O erken girdi. O da hemen yan tarafta gözüken. Tekrar o... üst... O muhtemelen Alay Köşkü. Evet. Demin söylediğim gibi, başlamadan önce söylediğim gibi. Alay Köşkü zaten işte gözüküyor şeyde. Evet. Şimdi oraya gitmeyelim yalnız. Bu şeyin Çinili Köşkü'nün yanında küçük bir köşk vardı hatırlarsan. Şurada sadece kapısı görünüyor.
O da çeşitli kaynaklara göre Nuri Köşk'le birlikte yaptırılmış olan İshakiye Köşkü. Daha sonra ortadan kalkmış. Ona da İshakiye Köşkü deniyor. O değil Fatih. Aşağı gel. Tamam. Yok. Bu alan köşkü. Minyatüre geri dönersen. Şimdi onu gördük mü acaba? Herkes belki de görmüştür. Tekrar alt bölüme gelelim. Orada kal. Tekrar geri evet. Gel. Orada kal. Oradaki şu hemen yandaki kubbeyi mi diyorsun Aysel? Evet. Evet, kırık çatılı. Orası Fatih döneminde zaten ahşaptan yapılmış. Alay Köşkü gibi geliyor. Yani orası Alay İshakiye Köşkü. Alay Köşkü daha şeydi. Alay Köşkü neredeydi? Onu nasıl gösterebiliriz? Alay Köşkü'nü şöyle şeye doğru gelirsek, Ayıcı'nın resmine gelirsek. Onun altındaki kule mi? Evet. Çünkü o da ne yapılmış ya. O zaman nasıl bilmiyorum. Onu belki Deniz daha iyi bilir. Tamam, burayı da geçebiliriz. Evet. Şimdi Yalı Köşkü'nün olma ihtimali olan yere geldik sanıyorum. Evet. Şimdi burada bir köşk var. İki tane köşk var erken dönemde. Bir tanesi Yalı Köşkü, Yavuz'un yaptırdığı, Yavuz Sultan Selim'in. Diğeri de Yalı Köşkü'nün masraf defterlerinde burada Otağı Hümayun benzeri bir köşk olduğundan söz ediliyor. Ya o ya da Yalı Köşkü burası diye düşünüyoruz. Şimdi bugün Yalı Köşkü yok. Fakat o köşkün nasıl diyelim sahtesi var. Eğer Eminönü ya da Karaköy'den vapura binip Kadıköy'e giderken tam Sepetçi Kasrı'nın önündeki köşk, o Yalı Köşkü'nün reprodüksiyonu mu diyelim, sahtesi mi diyelim? Çakma. Evet. Bir şey, çakma diye, evet. Onun fotoğrafı olması lazım şu an zaten Fatih gösterirse. Deniz Esemenli hocamız İshakiye Marmara tarafındaydı demiş. Yani İshakiye için ben şunu okudum Deniz. Bugünkü arkeoloji müzesinin, daha doğrusu Şarkeserleri Müzesi'nin yerinde olduğunu okudum. Bilmiyorum. Yani, nerede okudun ki bunu? Onu sana sonra söyleyeyim çünkü hatırlamıyorum. Gene Gürrü olabilir ama Şarkeserleri'nin yerinde olduğu söyleniyor. Orada yalnız şey vardı, Çinli Köşk gibi, yani onu Gülru şey olarak söylüyor, yani tarzı işte Acem tarzı Türkiye, yani bir tanesi kalmış işte, Türkiye kalmış galiba, Acem mi oradaydı bilemiyorum. Grek tarzı olan. Grek tarzı olan. O zaten onun kaydesi hala durur şeydi, eski Şarkeserlerin altında kaydesi duruyor onun. Tamam. Çıkmasıyla duruyor yani kaydesi, o yeni bina yapıldı ya arkasına. Evet. O oraya oturur açıkçası. O derken hangi köşkü dedin? Nasıl? O kaidesi olan hangi köşk sana göre? İşte tarzı Türkiye ya da tarzı Acem. Yani Çinili köşk çünkü en az çift yapı. Yani o grup çift yapıdan oluşuyor. Çift yapı. Yan yana çift yapı. Evet. Yani eski şey işte Nefis ve Sanayi Nefise'nin olduğu yer. Tamam, anladım. Ondan sonra ben bakarım köşkte 1591 tarihi zannediyorum. Sinan Paşa yaptırdı bunu. Hangi? Yalı Köşkü'nü mü? Geçti. Sinan Paşa yaptı bunu. Hayır, yani 1500 Sultan yaptırdığı bir Yalı Köşkü var. Biz İncili Köşkü'nden bahsediyorsunuz. Hayır, Yalı Köşkü. Yalı Köşkü yani. Bakayım bu resimde şu Yalı Köşkü işte. Bu Yalı Köşkü 1591'de yapılan Sinan Paşa'nın, koca Sinan Paşa'nın yaptırdığı Yalı Köşkü bu. O zaman oradaki yapıda var mıydı başka bir şey bilemem. O zaman yani, oradaki yapıda Otağı Hümayun şeklindeki yapı o zaman. Ama Yavuz'un yaptırdığı, bak Yavuz bir şey söyleyeceğim. Yavuz'un yaptırdığı Yalı Köşkü'nün masraf defterleri diyor. Var. Yani Yavuz zamanında öyleyse. Evet. Yavuz zamanında yapılmış. Tamam. İyi bir şey o. Evet. Evet. Devam edelim.
Şimdi burada kule gibi bir şey gözüküyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çünkü oralarda boya döküntüleri var. Orası Topkapı Sarayı'nın hani yeni saray derken Topkapı denmesine sebep olan Toplu Kapı. Onun bir resmi var. Bu da 19. yüzyılda yapılmış Toplu Kapı'nın resmi. Ressamı Ziya sanıyorum. Ressamlardan biri. Yeni saraya Topkapı denmesinin sebebi bu kapı. Evet, çünkü önünde toplar olduğu için. Evet. Deniz Esemenli hocamız da eski ismi Santa Barbara kapısı doğrudur demiş. Doğrudur hocam. Deniz bilir mimari. Sarayın, evet. Sarayın devam edelim. Evet. Şimdi Bab-ı Hümayun'dan çıktığımız zaman etraftaki Bizans yapılarının bazıları kiliseye çevrilmiş. Fakat bazıları da Topkapı Sarayı'nın dış hizmetler yapıları olarak kullanılmış. Burada da bir ahır yapısı var. Ahır diye geçiyor. Yani deni bunu ahır olarak kışlaya benziyor. Kışlaya da benziyor aslında. Ahır olarak tanımlamış, isimlendirmiş. Yani olabilir mi? Olabilir. Hatta Deniz hocamız yanında da mermer köşk var demiş. Neyin yanında? Hemen o ahırın yanında. Santa Barbara kapısının yanındaki mermer köşk. Yavuz'un yaptırdığı Memlük mermerleriyle. Burada görünen de evet büyük, yani büyük ahırlar. Bizans zamanından beri varmış. Büyük evet, ahırlar. Evet. Tamam. Evet. Doğrudur o yani. Bunu tamam da getirelim. Fatih, daha yakınlaştırmak mümkün mü? Ha şey tabii fotoğraflarını da burada gösteriyoruz. Da ahır görülüyor. Evet. Evet, devam edelim. Şimdi burada bir kule var. Deniz biliyor mu bilmiyorum ama onun ne kulesi olduğunu ben bulamadım. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Onu bulamamıştık zaten. Onu es geçelim. Hemen yanındaki bilmiyorum yapıdan bahsedelim. Evet. Şimdi burası bir dakika, bir saniye gözüküyorum. Şimdi bu kulenin sağındaki bu beyaz resmedilmiş yapıya Gabriel lokasyon olarak Saint Jean Kilisesi demiş. Ve Vavasori'nin 1520 tarihli İstanbul görünümünde de olduğunu söylemiş. Deni ise yapıya Aziz Lukas Kilisesi demiş. Fakat Semavi Eyici hocamız Ayasofya ile deniz arasında yükselen kubbeli beyaz yapının aslanhane olduğunu söylüyor. Şimdi bunun alt katında hocanın söylediğine göre Semavi Hoca'nın söylediğine göre alt katında büyük saraya uzanan dehlizler varmış. O dehlizleri vahşi hayvanları barındırmışlar oralarda. O yüzden de buraya aslanhane deniyor. Üstte evet, Ezgi Hiref Teşkilatı'nın nakkaşlar bölüğünün atölyeleri var diyor. Yani yer olarak da büyük sarayın hizası gibi neredeyse. Evet. Doğru kabul ediyoruz tabii ki. Kesinlikle yer uyuyor. Bunu kim çizmişti bunu? Bir Ermeni çizmiş bunu ama ismini hatırlayamayacağım. Evet, Aslanhane'nin çizimi. Evet. Şimdi burası İshak Paşa Camii olarak geçiyor. Bunu hem Nurhan Atasoy hem de Deni İshak Paşa Camii olarak adlandırmış. İkinci Beyazıt döneminin sadrazamlarından biri ve şu an özel mülkiyetteymiş ve satılığa çıkarmış, satılamamış. Harabe halinde duran bir yapı. Nereye geldik? Şeye geldik. Akbıyık Camii. Bu sokak evet, da zaten Akbıyık Camii'ymiş. Bu da Akbıyık Mehmet Efendi Fatih döneminin ulemalarındanmış. Böyle molos taştan yapılmış kagir bir yapı. Bunun minaresi orijinal kalmış.
ama şey ne derler, caminin kendisi değişmiş epeydir. Evet. Yani minarenin bir bölümünün orijinal olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hiç o dönemde yapılmış bir cami gibi havası yok. Zaten Fatih dönemi camilerinin neredeyse hiçbiri günümüze gelmedi. Olduğu gibi gelmedi, pardon. Evet. Mekke'ye en yakın mescitler derken onu çok anlayamadım. Ha işte Fatih şöyle, döneminden hep Fatih evet, civarından kalmadır oradaki mescitler, yani sıra sıra böyle ilk halleriyle tabii. Bunlar Mekke'ye yakın olduğu için hep o tarafa yığılmışlardır denir. Ha, Avrupa'daki şey, Avrupa'da en doğudaki cami demek gibi. Hı hı. Evet. Mekke'ye en yakın cami. Evet. Şimdi burası Sultanahmet Camii'nin olduğu bölge, biliyorsunuz. Burada vezir köşkleri, vezir konutları var, paşa köşkleri var. Fakat burada burası yıkılmış ve Fatih 3. Ahmet Camisi yapılmış yerine. Evet. Şimdi burada güzel de bir şey var. Burada paşa, çok fazla paşanın oturduğunu biliyoruz. Aynı döneme ait olmasa bile bunlar daha çok vezir ve paşa evleri. Çünkü Sultanahmet Camii yapılırken bedeli ödenerek bunlar istimlak edilmiş. Çoğunun o listede de isimleri var. İstimlak, çok tanıdığımız isimler. İstimlak edilmesini ben şimdi gündüz konuştuk ama şimdi zaten mesela bir sadrazamsa öldüğü zaman muhalefet padişaha kalıyor. Üçte biriydi galiba. Şimdi vakıf. Istimlak, vakıf malıdır. Ha, olabilir yani. O vakıf malıdır. Liste var. O, bugün Ayhan Kuş'ta o listeyi paylaştı ya bize. Bir listede mesela Temiz Ahmet Paşa ailesine daha geç olmasına rağmen ya da işte Feridun Paşa'ya bilmem neye para ödendiği söyleniyor burayla ilgili. Evet. O büyük bir ihtimalle vakıflarına ödenmiş paradır. Öyle bir şey varsa tabii. Evet. Şimdi hipodroma geliyoruz. Şimdi burada örme sütun, obelisk ve yılanlı sütun. Şeye mi geldik? Neye yok, bari fotoğraf girdi böyle. Tekrar eski şeye dönelim. Yok, hızla ilerledik. Ha. Sfendona'ya geldik. Önce Sfendona'dan bahsedelim öyleyse. Sfendona'nın 6 sütunu mu? 8 sütunu. Nasıl gözüküyor? 8 sütunu kalmış Sfendona'nın. Şeyin zemini gene yeşillikli, ağaçlı. Şimdi burada 3 tane tanıdığımız, bildiğimiz sütun var. Bir de iki tane boş sütun var gördüğünüz gibi. Şimdi bu at meydanı için bir sergi yapılmıştı ve onun Bizans dönemiyle ilgili okuduğum bir yazıda bu sütunların, iki boş sütunun yeşiller ve mavilerin heykellerini taşıyan sütunlar olduğu belirtilmiş. Şu anda boş. Ve bunlar diyor ki dönüş yerlerindeydi diyor ama dönüş yerlerinde olmasına imkan yok. Çünkü o zaman atlar dönemezlerdi. Belki hipodromun başka bir tarafındaydı bunlar. Yani buradaki yerleşimine göre bir tanesi Konstantin sütun, örme sütununun arkasında, diğeri evet, ise obeliskin arkasında. Biri mavilerin, biri yeşillerin. Evet. Evet. Olma ihtimali var diyoruz. Bir ihtimal öyle diyoruz. Evet. Hı hı. Tamam. Burası neresi? Ha şey, sütunları. Ha burada bir de görmeniz gereken şey var. Yılanlı sütunun 3 yılanı da orada gözüküyor. 3 kafası da gözüküyor, evet. Evet. Burada en tartışmalı konuya mı geldik şimdi? Evet. Hadi bakalım. Bu yapı ne? Geldin mi o yapıya? Tamam. Şimdi bu yapıyı Deni Zeyksupis Hamamı diye isimlendirmiş. Antik evet, dönemdeki Zeus Tapınağı bulunduğundan bu şekilde isimlendirmiş. Fakat buranın hem Feridun Özgümüş hem de Nurhan Atasoy buranın Güngörmez Kilisesi olduğunu söylüyor. Şimdi iki tane Güngörmez isimli, biri cami, biri de kilise. Bakın bunda minare de yok. İki tane yapı var. Biri Sultanahmet Camii'nin avlusuna doğru. Bir tanesi de bu.
Bunun yeri neresi? Feridun Özgümüş'e göre Aya Efemya yandıktan sonra onun üzerine yapılan kilise burası. Bu yapı hakkında çok çeşitli görüşler var. Yani Aya Efemya'nın üstüne yapılmış diyor Feridun Özgümüş. Şimdi bu yapının 1509'da galiba 1509'da üstüne yıldırım düşmesi sonucu yandığı söyleniyor. Çünkü burası Osmanlı'nın baruthanesi olarak kullanılmış. Şimdi sen başka bir şey söylüyordun Hayri. İstersen sen gir. Benim okuduklarımda yaptığım şeyde de aslında iki tane cami var. İşte görmez adıyla iki tane yapı var. Biri cami ama biri cami değil. Cami olan bugün yine Sultanahmet'in hemen alt tarafında Arasta Çarşısı'nın bir ucunda kalan cami. Ama aslında onu Güngör Görmez cami de denilmesine rağmen o cami Kanlı cami. Yani arabacı camisi. Yani Fatih'in Kanıcı başısının camisi. O 1890'daki depremde yıkılan cami. Dolayısıyla aralarında da bir mesafe var. Hatta bugün bizim Akbıyık Camii diye gösterdiğimiz camiyi bazıları Sultanahmet'in arkasında şey olarak da gösteriyorlar. Kanalı Cami olarak da gösteriyorlar. Dolayısıyla ikinci Güngörmez dediğimiz ki semtin adı da Güngörmez semtiymiş 1930'lu yıllara kadar. Buradaki bu yapı evet baruthane olarak kullanılmış. Yapılmış ve 1490'da bir fırtınada, bu kadar ünlüymüş ki bu fırtına, matbaanın ilk basıldığı yıllarda ilk basılan kitaplardan birinde dünya tarihi yazılmış ve bu fırtınaya yer verilmiş, İstanbul'daki fırtınaya. Hatta bununla ilgili de bir gravür var. Böyle insan hafızanızı zorlarsanız fark edeceksiniz. Bir gökyüzünden ışıklar saçarak bir yapının üzerine doğru giden bir gravür var. 1493 yılına ait o gravür. O fırtınayı simgelemek yapılmış o gravürde. Çok şiddetli bir fırtınaymış ve dünya tarihinde yer almış 1490'lık. Burada düşen yıldırımda baruthane tabii havaya uçmuş bir kısmı Kabataş'a kadar bazı taşları düşmüş. Galata'ya düştüğü de iddia ediliyor bazı taşlarının. Şeyde de hatta o fırtınada bir iddiaya göre de o fırtınada göreceğiz. Şimdi burada gayet şey görüyoruz baktığımızda. Bir sürü dikili var, sütunlar var ama Justinianus heykeli yok. Şimdi bütün bunları yazan, çemberli taşı koyan, ileride göreceğiz kız taşını, Arkadius sütunu koyan, koskoca burada Justinianus sütunu niye koymasın ressamımız diyelim sevgili şey. Çünkü aynı fırtınada yani bu barut deposunun uçtuğu fırtınada o Justinianus heykelinin de yıkıldığı iddia ediliyor. En azından yıkıldığı iddia ediliyor aynı fırtınada. Zaten evet, mümkün. Justinianus heykeli de bugünkü Sultanahmet Parkı'ndaki havuzun yerindeymiş. Yani oldukça yakın oluyor o zaman. Bir şekilde bu kadar sütun değil mi? Şeyde geçtik. Söylemek lazımsa hipodromda geçtik. Bakın ne kadar bugün olmayan sütunlar var. İleride kırmızıyla boyanmış çemberli taşı göreceğiz mutlaka. Evet, evet. Bundan daha büyük olduğunu varsaydığımız, düşündüğümüz üzerinde bir heykel olan sütun şu tabloda yok. Bunu atlamış olmasını düşünmek yerine o baruthanede yok olmamış. Atlamak değil de belki tercih etmemiştir. Yok, şu da var. Arkadaşlar şu da var. Şimdi öyle bir patlama, işte parçalar Kabataş'a kadar gitti deniyor. Büyük bir ihtimalle o sütun da devrilmiştir. Yani yakınında. Zaten daha sonra tam hatırlamıyorum ama işte bu 1537 harita 1540 ya da 50'lerde gelen Pierre Gilles şey diyor, bir bronz baldır parçasını Kaan'ı arabasına yüklenmiş giderken gördüm diyor. Zaten parçaları da Topkapı Bahçesi'ne taşınmış. Onu hala duruyor orada. Evet, o baldır belki de Justinian'ın baldırıydı. Ha, 1550. 1544'te gelmiş Türkiye'ye. O. 1544, evet. 44. 43, 44 o arada gelmiş. Hı hı. Evet, biri sormuş bu yapı aslanhane değil mi diye. Bir yerde bu yapı aslanhane diye geçiyor ama aslanhanenin, ondan başında bahsettik, aslanhanenin olması zor. Aslanhane daha aşağıda şeye doğru, Marmara Denizi'ne doğru bir yerdeymiş. Arkadaki yer aslanhane. Evet.
Evet, Ayasofya'ya geldik. Bu Ayasofya'da şimdi bu resmin genelinde şöyle genel baktığınızda Topkapı Sarayı, Ayasofya, ondan sonra Eski Saray, Beyazıt Camii, ikinci Beyazıt Camii ve Fatih Camii diğerlerinden daha büyük ve daha ayrıntılı resmedilmiş. Bu da onlardan bir tanesi Ayasofya'nın 16. yüzyıl başındaki resmi ve sanıyorum ki gerçekten. Şimdi biz Ayasofya'yı aslında bu açıdan baktığımızda yan cephesini görmemiz lazım. Ama yine Matrak Cunas'ı bunu çevirmiş ve ön cepheden göstermiş. Oo, çok güzel bir fotoğraf bulmuşsun Fatih. Romantik bir fotoğraf olmuş. Evet. Evet, şimdi geldiği en tartışmalı yapılardan birine. Evet. Buranın evet. Beni buranın vaftizhane olduğunu söylüyor. Ayasofya'nın vaftizhanesi olduğunu söylüyor. Ama diyor konumu yanlıştır bunun diyor. Yani yanlış yere yapılmış diyor. Son araştırmalarda biliyorsunuz vaftizhanenin Sultan İbrahim Türbesi'nin altında olduğu anlaşıldı. Yani biraz daha öne doğru sanki olması gerekiyordu. Altında şeyi hazine derken buyur Deniz Hocam. Hazinesi vardır ya. Hazine binası falan. Hazine binası. Olabilir tabii, o da olabilir. Yuvarlak yapı. Havacılık Müzesi'nin olduğu yer değil mi Deniz Hocam? Evet, evet. Yani çünkü burası Ayasofya'dan kaldı derler hatta. Hı-hı. Ama Vaftizhane'nin de İbrahim'in türbesinin altında olduğu bulunmuş. Onu da kenara not evet. olarak iliştirelim. Tabii tabii. Tabii. Onu burası soğuk. Çizmez miydi hocam? Deniz Hocam onu daha yuvarlak çizerdi sanki o hazine yeri dediğimiz yeri. Daha vallahi yani konum olarak ben öyle söyledim. Evet. Konum, yani tabii, konum olarak dediğiniz doğru. Babi-i Umayna yakınlığıyla filan yani konum olarak tabii. Evet evet doğru söylüyorsun. Ama yuvarlak gibi de duruyor bu biraz. Yuvarlak yani, gibi duruyor. Aslında konumlara çok da dikkat etmemiş yani açıkçası. Ama tabii bir yerdekini tam ters bir tarafta da göstermiyor hiçbir zaman. Orası soğuk çeşme sokağın girişi gibi. Evet. İşte yani hazine evet. daha çok yakışıyor oraya. Evet. evet yani gerçekten evet. hazine olabilir. İyi bir tespit oldu. Burada da soralım arada bir dinleyenlere. Bununla ilgili başka önerisi olan var mı? İlerlerken hep soracağız. Çünkü bir sürü yapıyı ne Döni ne Gabriel... doğru tahmin edememiş, yanlışlar yapmışlar. Bazı yapıları boş bırakmışlar. Arada bir de soracağız böyle. Sizce bu işte mesela bu vaftizhane ve hazine değilse ne olabilir? Diyelim. Yazarlar öyle. Yazarlar, hem evet. Hem yazarak hem şey olarak, söz olarak. Evet. Yani, buna söyleyecek pek bir şeyi olan yok galiba. Devam edelim. Birisi bir şey sormuş sadece resim resmetmiş mi diye. Hayır, metnini de kendisi yazmış Matrak Cunas. Bu Firuze Ağa Camii. Hı hı. 1491 tarihli. Evet. Ciciş bir yapı. Bu İbrahim Paşa Sarayı. Şimdi burada yine Matrakçı ne yapmış? Bize bir sürpriz yapmış. İbrahim Paşa Sarayı'nın bizim arka cepheden görmemiz gerekirken ön cephesini resmetmiş. Hatta kulesini de şey seyir köşkünün olduğu ortada bir yere almış ya da çevirdiğin zaman yine kenarda kalıyor ya da İbrahim Paşa Sarayı yıkılmadan belki ortada mıydı, böyle değişik bir şey yapmış yani, bir betimleme yapmış. Mesela seyir terası önde olması gereken bu resme göre bize çevirmiş onu değil mi? Evet, bize çevirmiş o seyir köşkünü falan. Yani bir yapıyı nasıl önemli yapıları nasıl tanınabilir kılacaksa o şekilde resmetmiş. Evet. Yani anlıyoruz ki bu minyatürde bazen hem ön cephe hem arka cephe süslemeleri ve mimari unsurları tek cephede gözükebiliyor. Evet. Evet. Şimdi burada da mesela bir sürü yeşillikler, ağaçlar falan var görüyorsunuz. Evet, şimdi yani, nereye geldik? Bu namazgaha mı geldik? Namazgah ve çeşme yapısı var. Evet. Şimdi bu çeşme hemen yanında şeyin resmedilmiş. Üç gözlü bir çeşme. Bu Kanuni'nin 40 çeşme tesislerinden
olan 40 çeşmeden bir tanesi. 40 çeşmeden bir tanesi ve Çukur Çeşme de deniyor buna. Ama çeşmeyi bir görüyoruz. Evet, çeşmeyi görüyoruz şu anda. Şimdi bu çeşmelerden halka sakalarla su dağıtımı yapılırmış. Burada olmasının ayrıca bir önemi var. Bu İbrahim Paşa at meydanında biliyorsunuz bir sürü günlerce süren şenlikler yapılıyor. O şenlikler sırasında da o şenliklere katılan insanların su ihtiyacını da karşılıyor. O yüzden de önemli bir şey. Evet, birazdan fotoğrafını da göreceğiz zaten. Genelde bu hipodroma gelenler bayağı yüzeyin altında olduğu için bunu görmeden gidiyorlar. İşte buyurun birkaç bol gözlü diyelim. Deniz hocamız At Çeşmesi dedi. Olabilir, at meydanı da olduğu için At Çeşmesi de diyebiliriz ama bu Mimar Sinan'ın en büyük projesi olan 40 çeşme sularının bir parçası, yani o 40 çeşmeden biri. Üç göz çeşme olarak da geçiyor ve üç göz çeşmeleri 40 çeşme şeyine bağlı, tesislerine bağlı. Burada da üç göz var. Dikkatinizi çekelim. Evet. Bunun hemen arkasında da namazgah vardı değil mi? Bu alanda namazgah galiba, bugün otopark olan yer. Evet, Irakizade Hasan Efendi namazgahı. Bu aslında çeşmenin arkasında resmedilmiş ama daha yanda galiba. 1536'da Melami Şeyhi Hasan Efendi yaptırmış bunu. Sonra da 1551 yılında da Mescide, Üçler Mescidi adıyla mescide çevirmiş. Burada 1551'den önce namazgah iken resmini görüyoruz. Evet. Şimdi geldik. Küçük Ayasofya. Evet. Burada da sanki bir ikona da benziyor. Bir kilise ikonuna da benziyor ama üç gözlü son cemaat yeri falan. Ya bir benzetme çabası da var sanki. Yüksek kasnaklı bir kubbesi var mesela. Bizans kubbeleri gibi. Sevgili Fatih, şeyi yakınlaştıramıyoruz değil mi haritayı? Yani mesela, evet. Bu şekilde gidersek çok güzel olur. Evet, burada görüyoruz Küçük Ayasofya'yı. Ayos Sergios ve Ayos Bakus Kilisesi. Sekizgen, oktogonal bir yapı aslında. Ama hani burada son cemaat yerinden dolayı gözükmüyor. Ama hani bazı küçük kiliselerdeki kilise ikonlarına da çok benzemiyor bu. Evet. Yani bir önem verme çabası var bu yapıya. Evet. Matrakçı Nasuh'ta. Evet. Hemen onun altında aslında daha önce bu haritayı araştıranlar tarafından belirtilmemiş. Ama biz öyle düşünüyoruz. Farklı düşünen varsa söylesin. Bu Ayos Sergios ve Ayos Bakus Kilisesi'ni camiye ve külliyeye çeviren Hüseyin Ağa oraya bir hamam da inşa ettiriyor. Çardaklı hamamı. O hemen Küçük Ayasofya'nın altındaki yapının bu çardaklı hamamı olabileceğini düşündük. Kapının karşısına geliyor çünkü. Evet, farklı bir düşüncesi olan varsa tabii o da söyleyebilir. Buraları bilenler varsa. Bu da terk edilmiş bir halde aslında, devasa bir hamam. Bir sürü hamam restore edildi. Turistik tesis olarak faaliyete geçti. Bu hamam öyle duruyor. Bu yakın zamanda gazetelerde yeni konu oldu. Çünkü sahipleri bulunamıyor. Bir kısmı vakfa ait. Diğer sahiplerine ulaşılamıyor. Ortada kalmış. Yani ne istimlak edilebiliyor, ne alınabiliyor, ne verilebiliyor. Genelde bir haberlerde de... bir 6 ay önce falan haberlere çıkmıştı yine bunun yapılabilmesiyle ilgili. Belki Deniz Hocam da bilir. Gerçekten mimari yapısıyla ilgili çok fazla şey yazılıyor. Asla hiçbir hamam yapısına uymadığı. Deniz Hocamız içi Bizans zaten diyor. Evet. Deniz Hoca mikrofonu açarsa ne demek istediğini söyler belki. Evet, bu hamamın şeydir yani, sıcaklığı yedigendir. Biz yani Semavi de anlatırdı bunu. Ondan sonra hamamın aslında bu özelliğiyle Bizans döneminden kaldığını söyler. Yani
Tamam. O şekilde. Ama dışı şu haliyle tabii ki Hüseyin Ağa zamanından belli ki. Evet. Dış kısmı. Bir de o dönemden kalma bir çeşmesi de olacaktı bunun galiba. O çeşme nadirdi. Hocam yani, orada. O çeşme Pargalı'nın çeşmesi. Yani. O çeşme Pargalı'nın evet. Çeşmesi. Yine erken. Erken yani. Evet. Erken, çeşmeler pek evet. Kalmamıştır. Bu şeyin evet. İçinde, hamamın içinde daha sonra yapılan çalışmalarda iki tane Bizans kartalı. Bizans kartalı derken çift bahçe değil tabii de iki tane Bizans kartalı bulunmuş sanıyorum. Arkeoloji Müzesi'ne gönderilmiş ayrı zamanlarda. Evet, bu da güzel bir bilgi. O şey evet. İbrahim Paşa Sarayı'nın ucundaki de yani şey kilise de Sokollu Mehmet Paşa Camii'nin yerindeki kilise de olabilir bakın. Yani konumu uyuyor çünkü. Onun kilise yıkılarak o yapılmış. Hangisini söylüyorsunuz hocam? Yani Sokollu Mehmet Paşa Camii var ya Kadırgan, evet. Kadırgan. Ha, onun yerinde kilise. Ha, yani şey İsmihan Sultan Camii aslında ismi. Evet. O cami de evet. Çok güzel cami. Sokulu'nun. O Mimar Sinan'ın mıydı? Mimar Sinan'ın evet. Mimar Sinan. 1571 renk güzel eseri. Kadırga'daki. Kadırga'da. Evet. Evet. Evet şimdi devam ediyoruz. Çemberli Taş sütununa geldik. Evet. Bütün sütunlarımız sarı renkteyken sarı beyaz. Burada kıpkırmızı bir sütun görüyoruz. Sebebi ise Çunço, şey bakır. Porfir. Porfir aman bakır diyorum. Porfir. Taşların porfir olması ama o zaman henüz çemberler sonra takılıyor. Bu zamanda çemberin olmuş olması lazım onda değil mi? Ya Ahmet Faik şey demişti ya burayla ilgili bir şey anlatırken daha Bizans döneminde çember takılmış. Fakat bu çemberler Osmanlı döneminde sağlamlaştırmak için takılan çemberler. Ama daha Bizans döneminde yıkılır endişesiyle o dönemde dahi çemberler takılmış zamanında. Evet, hem şimdi burası Atik Ali Paşa Camisi ve Medresesi diye geçiyor. Daha doğrusu bir tanesine Atik Ali Paşa Cami denmiş. 34 numarayı da gösterebilirsek oraya da hemen yanı. Cami, evet hemen yanı. Zincirliköy Cami denmiş. Fakat aslında bu iki caminin bu cami Atik Ali Paşa Camisi Zincirliköy Cami olarak da geçiyormuş kaynaklarda. Hemen yanında da medresesi var. İkinci Beyazıt'ın sadrazamlarından bu Atik Ali Paşa. Evet. Bir de o karşıdaki tamam. Burası da o medrese yapısı dediğimiz bu. Caminin avlusu. Evet. Burası da evet. Atik Ali Paşa'nın külliyesinin hanı. Hani Hüseyin Avni Elçi Hanı falan dedi ya da şey. Yok dedi. Yok. Burası hayır. Medrese. Medrese mi? Tamam. Elçi Han artık yok. İşte o yapı Elçi Han olabilir. Şu an Fatih'in gösterdiği yapı. Elçi Han yok. Evet. Evet Oktay doğru söylüyor. Zincirlikuyu Karagümrük'teki. Buradaki evet, Atik Ali Paşa. Biliyorum ama ben Deni'nin karıştırdığı şeyi söylüyorum. Evet doğru. Yani Deni karıştırmış. Evet. O camilerden birine Atik Ali Paşa Cami diyor. Birine evet. Zincirliköy Cami diyor. Onu evet. Onu söyledik Oktay. Yoksa Karagümrük'te olduğu doğru. Zincirliköy'ün. İşte bu han Atik Ali Paşa Külliyesi'nin hanı dediğimiz yer. Elçi Han. Elçi Han. Artık kendisi yok. Bir çizimini bulduk bu şekilde. Çemberli taşlarına güzel gözüküyor vardı yani. Aslında bu hanla ilgili de bir sürü ilginç hikaye vardı. Şu an tam hatırlamıyorum ama gelen elçiler burada kalıyorlar ama çok şikayetçiler. Hiç konfor yok. Evet. Hatta bir elçi bir manzaramız vardı diyor. O da mahalledeki hatun kişileri dikizlediğimiz iddiasıyla tahtayla kapamışlar. Yani, şeyi. Bak Elçi Han Külliyesi'ndeydi diyor. Şey bir Atik Ali Paşa'nın külliyesinde. Evet öyle dedik hocam zaten. Onun bir parçası. Evet.
bir seyahat Zincirlikuyu Camii'yi de o yaptırdı. O da doğrudur, o da doğrudur ama o Karagümrük devri. Evet. Oktay onu belirtmiş, ikisine bahanesinin aynı olduğunu. Tamam. Evet. Şimdi burası da Ayasofya'nın medrese yapıları demiş deni buraya. İçinde biliyoruz ki medrese yapısı. Şimdi Fatih döneminde tek katlı yapılmış. Daha sonra 2. Beyazıt döneminde ikinci kat. Yani Fatih'in vakfiyesine göre, tarihi kaynağa göre medrese Ayasofya'nın içinde. Ayasofya'nın yan duvarında. Hatta bugün orada tuvaletlerin olduğu yerin karşısında ama bunu bize göstermek için yine olduğu gibi almış. Ya çok kötü ya. Bunu nasıl yaptılar ben hiç anlamadım. Bugün daha şeyi yapıldı tekrar onun. Bitti gibi diye hatırlıyorum ben neredeyse yani. Evet. Şimdi yıkıldıktan sonra yok 1935'te değil Deniz. Bu yıkıldık. Bunu Abdülmecit yıkıyor Fatih dönemi medresesine. Daha sonra Abdülmecit medrese yaptırıyor. O 1935'lerde yıkılıyor. Tamam. Yani, hmm. Medresesi değil o yani şey. Değil ama yerinde. Hmm. Yerinde doğru. Yerinde. Evet bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayasofya'mızın nur topu gibi bir yeni medresesi oldu üçüncü. Yani benim bunu için hiç kaldırmıyor. Hiç ama yani. Evet. Yani çok gereksiz bir şey yani. Orada medrese yapmanın anlamsızlığını ben bilmiyorum yani. Dedikoduyu yapmayalım şimdi. Evet devam edelim. Gerek yok. Devirde normal. devam edelim. Yani buna izin veren kuruldaki arkadaşlarımız da sanat tarihçi, arkeolog yani Deniz. Evet. Neyse evet daha da ilerlemeyelim tamam. Burada duralım. Evet, burada şimdi kapalı çarşıya mı geldik? Kapalı çarşıya geldik evet doğru. Evet kubbeleri kararmış bunun. Yani boyanın özelliğinden dolayı karardığı için gözükmüyor. Çok büyütünce gözüküyor. Etrafında da Aras'ta benzeri yapılar var. Kubbesi gözüküyor aslında şeyin. Bunun için Cevahir Han deniyor şu ortadaki kara yapı. Yani öyle yapmış. O tamamı kapalı çarşı, ortadaki siyah bölüm Cevahir Han. Yani kapalı çarşının merkezi. En değerli bölümü. Kim demiş Cevahir Han diye? Ben şeyde işte. Gördüm böyle tek. Deni ya da Gabriel deydi galiba. Evet. Ortaya Cevahir demiş ki makuldür. Cevahir zaten kalbi kapalı çarşının en değerli yeri ve etrafında çarşı yayılıyor. Aslında burada da benzer bir şey görüyoruz zaten. Evet. Siyah değil de beyaz olarak göstermiş. Evet. Deniz Hocam da belirtmiş. Eğer üstü hala kaplanılan çatının kararmasıyla ilgili de olabilir. Bilmiyorum. Yerine giremeyiz Nasuh'un kafasındakini. Evet, minyatürlerde gümüşten yapılır. Yani o tür şeyler kararır onlar sonra. Evet. Evet. Ya aslında tam da bu fotoğrafa benzer bir şey yapmış öyleyse. Evet. Bu nereye geldik Fatih? Ben Mahmut şimdi... Paşa. Mahmut Paşa'ya. Ha tamam Mahmut Paşa. Hemen yanında kapalı çarşının. Burada orijinal mimarisini yansıtmamış zaten. Bir cami ikonu kullanmış. Demek ki padişah camilerinde daha gerçekçi bir tavır alıyor. Ama işte daha küçük camilerde realist davranmıyor. Ama Aysel burada farkındaysan Ay'a İrini'nin iki katı kadar göstermiş. Evet. Yani bir önemde atfetmiş. Evet. Mahmut Paşa külliyesine diyelim çünkü etrafındaki yapılar o külliyenin yapıları mahkeme binasına kadar varmış o zaman. Yani evet. Sadece hamam, medrese değil bir mahkeme binası da yaptırmış Mahmut Paşa. Deniz başka bir şey söyledi orada. Yani ben birine cevap veriyorum da Ayasofya'nın vakfiyesi yani bedestenler. Tamam, pardon ben başka bir şey söyleyeyim. Söz almak istedim. Devam edelim. Ben söylesin ona söz verelim değil mi şey? Tabii ki. Yani yazıyla yeterli olmuyorsa anlatmak bazen söz alabilir izleyiciler. Evet. Şimdi o yapıya ne demiştik hemen şeyin yanındaki sevgili Fatih bu mahkeme binası olan mı yapıydı? Hamam var ve külliye demiş mahkeme. Evet.
Tamam işte mahkeme dediğimiz o artık olmayan bina. Devam edelim. Şimdi orada iki tane mahkeme binası diye yazmış Deni. Hı hı. Bir tane de okul herhalde medrese demek istedi. Medrese demek istemiştir. Evet. Ama bayağı geniş bir alana yayılıyor Mahmut Paşa Külliyesi. Evet. Sondaki de mi hamamdı? Hamam, evet. Yok, yok, yok. Şu sondaki o bahsettiğimiz kiliseydi galiba, doğru mu? Bir dakika, onun numarasını Fatih söylerse ya da ben bakayım bir saniye. Orada bir kilise diye bir yapı vardı. Tamam, bu Mahmut Paşa hamamını gördük. O zaman o da hamamdır Fatih, onun arkasından onu şey yapıyorsa, koyuyorsa. Ha, oradaki şu muydu kilise acaba? 42, bir saniye bakıyorum hemen, kusura bakmayın. Evet. En uçtaki hamam, tamam. Onun önündeki... Fatih sen de müdahil olabilirsin. Şimdi bir önceki şeydi, hamamdı. Hamamdı, bu kilise değil mi? Kilise. Ha, şimdi şöyle var. Bakın şu şeyin işaretlediği kilise tam Çinili Köşk'le Alay Köşkü'nün ortasından karşı tarafa denk düşen bir yerde gözüküyor. Bu kilise ne olabilir diye düşündük. Benim aklıma orada önemli bir kilise geldi. Kalkopretia Kilisesi. Bakırcılar Kilisesi. Bakırcıların yardımlarıyla, verdiği paralarla kurulmuş ya da o bakırcılar çarşısında olduğu için Bakırcılar Kilisesi de deniyor. Kalkopretia. Bu kilisenin bir önemi de Meryem Ana'nın göğe yükselmeden önce havarilerden galiba Thomas'a verdiği kutsal şalı ya da kemeri. O kemer İmparatoriçe Zoe'yi de iyileştiriyor. Ve hatta İmparatoriçe Zoe ona çok güzel sim iplikli bir muhafaza yaptırıyor. Uzun zaman bu kilisede saklanmış. Bu kiliseden de bugün çatı değil belki ama duvarları kaldı. Matrakçınosu'nun çizdiği ben dedim herhalde Kalkopretia Kilisesi'dir. Ama başka bir fikri olan varsa da söylesin. Yani o bölgede. Yani orası Acemağa Mescidi olan bugün. Acemağa, evet. Mescidi olan yani. Acemağa Mescidi olan yer bugün. Evet. Ama biri derse ki yok arkadaş orada bir kilise var ki ondan daha önemliydi. Matrakçınosu onu çizmiştir derse. Bilmiyorum. Evet, varsa öyle bir arkadaş bunu soralım. Çünkü bunlar, bu yapılar herhangi biri tarafından belirtilmiş yapılar değil. Matrakçınosu çizmiş ama ne olduğu bilinemiyor. Zaten bizimki de bir tahmin. Kalkopretia Kilisesi. Hüseyin. Hı. Bu hani burada ne kilisesi olduğunu bilmiyorum ama anlattığın o Meryem'in kuşağı hikayesi aslında, hı hı, Lonca turunda uğradığın Panayasuda Kilisesi'nde de gayet güzel ikonalarla aktarılıyor. O yüzden, doğru, karışabilir. Hani onu da belirtmek lazım sanki, değil mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Eğri Kapı'daki kilisenin ismi Meryem Ana'nın Kemeri Kilisesi. Fakat o kutsal kemer orada korunmamış. Korunduğu yer Kalkopretia Kilisesi. Bakırcılar Çarşısı. Eğri Kapı'daki kiliseye sadece ismini vermiş o kemer. Tamam. Hı-hı. Ve o kemer şu an Athos Dağı'ndaki manastırda galiba. Değil mi? Athos Dağı'nda manastırda. Fakat kemerin şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz İmparatoriçe Zoe'yi iyileştirmiş. Zaten onun için gümüş bir muhafaza yaptırıyor. Fakat götürmüşler Athos Dağı'ndaki manastıra koymuşlar. Dişi sineğin giremediği manastır. Haliyle artık ne diyeyim 3-4 ya da 4-5 senelik döngülerle dünyanın bir yerine götürülüyor bu kutsal şal ya da kemer ve orada kadınlar sıraya giriyorlar şala dokunabilmek, önünde eğilebilmek için. En son Rusya'ya gitti. Birkaç yüz bin kişi kemeri ziyarete geldi. Vay vay vay.
Hatta Putin'in de kemeri öperken şeyi var. Muhafazasını öperken fotoğrafı var. Ey Allah'ım ya. Evet. Devam edelim. Ahmet, senin söyleyeceğin bir şey vardı gibi. Ben senin sözünü kestim sanki. Yok, sen bana cevap verdin zaten. Öyle mi? Pardon. Ben bir şey söyleyecektim de. Buyurun, buyurun. Ha şey, bu yani o yere batan sarayın ya üstünde ya civarında da bir bazilika, hakikaten bir bazilika olduğu da biri söyleniyor erken dönemden yani. Belki ha, yere batanın üstünde mi? Yere batanın ya üstünde ya civarında, yani illa bunun için Ayasofya kastedilmediği de şey biraz öyle bir şeyler görmüştüm yani. Evet. Doğrudur hocam, evet. Fakat o bölgede matrakçı Mason'un çizdiği bir kilise yok. Çizdiği kilise aşağıda. Yani zaten şeye çok yakın. Şeye çok yakın, surlara çok yakın. Evet evet, yani Meryem'e daha uygun. Evet. Devam edelim. Evet, burası Çandarlı İbrahim Paşa Camii. Yanında da İren Kulesi var. Bir dakika. Pardon, tamam. Yani İbrahim Paşa'yı biliyorsunuz, şeyin 2. Beyazıt'ın sadrazamı. Bu da yani çok gerçekçi olarak gene resmedilmemiş. Orijinalinde dikdörtgen planlı falan. Ama burada gene ikon olarak resmedilmiş. Yani bu da son Çandarlı. İktidara gelen son Çandarlı İbrahim Paşa, bununla birlikte Çandarlı dönemi bitiyor. Bunun hemen arkasında Büyükvalide Sultan Hanı var. Ya zaten Büyükvalide Sultan Hanı'nın arka tarafından çıktınız mı hemen bu camiye geliyorsunuz. Hatta bu camiye gelmeden yine Büyükvalide Han'ın çatısı vardı. İnsanların çıkıp üzerinde zıplayıp fotoğraf çektirdiği. Artık oraya çıkılamıyor. Yani bundan sonra da mercan yokuşu başlıyor. Öyle diyelim. Ve gene onu da burada gösterelim. Fatih, gösteriver hemen yanında. Bir daha buraya dönmeyelim. Evet. Hemen bunun arkasında o yan tarafında sarı bir kule, kırmızı çatısı külahı var. Orası meşhur İrene Kulesi. Bizans döneminden kalma bir burç. Evet. Hatta Kösem Ahmet Sultan biliyorsun şey yapmış. Derler ki Kösem Sultan burada bütün hazinesini saklarmış derler. İrene Kulesi'nde mi? İrene Kulesi'nde, evet. Orayı da o yaptırmış ya zaten şeyi. Valide Han'a. Ha, Valide Han'a o yaptırmış, doğru. Doğru. Ahmet, biz seninle o kulenin içinde bir ziyaret etmiştik galiba, değil mi? Hatırlıyor musun? Doğru, orada bir abi var. Çok ilginç ya. Bizans Kulesi'nin içinde bir abi üretim yapıyor. Ne üretiyordu? Hatırlamıyorum ne üretiyordu ama. Evet. Bir atölyesi vardı. Senelerdir oradaydı. Hatta son zamanda gazetelerde orada enteresan haberler çıktı. Galiba birisi bu ne denir? Drone'la oranın çekimini mi ne yapıyormuş? O evet. Bundan bizi çekiyorlar, diğeri ispiyonlamak için diye ateş etmişler. Ondan sonra abi de şey dedi, ya dedi tüfek müfek değildi o, pompalıydı dedi sanki yani. Sanki ya, ya pompalı derken ama oyuncak şeylerden bahsetti. Ya ben anlamadım abi, pompalıydı bunu düşürmüşler yani sonuçta. Evet, sonra evet. Biliyorsun orada bir acayip bir tip vardı, oradaki milletten para falan alıyordu. O kuşlarla çektirmek istiyorsan bir platformun üzerine geçiyordu. Sonra evet. Polis yaptı oralara. Önce o platformu yıktı. O adamı oradan kovdu. Ondan sonra şimdi çıkılıyor ama her zaman çıkılıyor mu bilmiyorum tabii yani. Evet. Çok güzel manzarası var biliyorsunuz oranın. Yani o evet. Valide Sultan Camii'ni tepeden gören, Galata Köprüsü'nü, Haliç'in girişini, Boğaz'ı, muazzam bir manzara var orada. Ya muazzam var. Eskiden de orada şeyde Aysel'in bahsettiği Valide Han'ın o uç kubbenin tepesine millet çıkıyordu. O kubbeden yine aynen bu arka taraftaki işte panorama ile birlikte fotoğraf çektiriyordu ama iyice abartmışlardı. Hani böyle bir ara zıplayıp fotoğraf çekiyorlardı. Evet, evet.
Abi zıplaya evet. zıplaya orayı galiba biraz sarstılar. Sonra ben de bir gazetede çektik de zıplaya zıplaya kuleyi çökerttiler diye. Ama yok, çöken bir kule yok. Kule değilmiş. Evet, başka kuleymiş o. Fakat yasaklandı. Orada bir Mehdi abi vardı şey yapan. ufak ufak böyle oraya bakan eden. O da yavaş yavaş oradan çalışıyor ama o kapıyı açamıyor artık. Bu kule her seferinde biraz küçülüyor mu Ahmet? Sanki. hafif hafif tıraşlanıyor. Bana da yani o çalı çırpıyla boyu uzuyormuş gibi geliyor. Baharda baharda saçı çıkıyor. Evet. Yani şu Hamdi Restoran yazısına da bittim yani. Bayıldım. Reklam aldık. Evet. Aysel. Reklam aldık. Evet. Şey biliyorsun. Evet. Evet, şimdi geldik Beyazıt Külliyesi'ne. Buyur evet. Aysel Hocam. Şimdi burada da külliyenin bütün yapıları neredeyse resmedilmiş ve resmin en gerçekçi ve en ayrıntılı resimlerinden biri. Hizaya geçirmiş gene binaları sanki, değil mi? Soldan sağ gibi yapmış. Nasıl? Tam cepheden yapmış. Cepheden, yani camiyi cepheden resmetmiş. Ama bütün külliyenin yapılarını yan yana hizaya sokmuş arkada, gibi. Arkada evet, evet arkada da var. Mesela imaret, mutfak, hamam, arkada türbe şey hamam var. Arkadaki hamama benziyor. Türbesi var gene arkasında. Yani resmin büyük vurgulanan ayrıntılı ve gerçekçi resim şey betimlemelerinden biri. Buraya doğru zoom yapabilir miyiz Fatih, böyle yaklaşsak? Evet. Bütün Selahattin camileri cepheden gösterilmiş zaten farkındayız. Evet. Yalnız bakın burada şeye çok dikkat etmiş. En geniş minare aralığı olan cami ya. Burada da görüyoruz onu. Buradaki tüm camiler arasında minyatürde de o geniş minare aralığını görüyoruz. Evet. Bakın yani hani bir sürü avluda, detayı atlarken bunu vermiş. Evet. Çünkü avluda şey. Evet. Minareler avlunun kenarları, tapanelerin kenarında, evet. Evet. Devam edelim. Şimdi Eski Saray'a geldik. Yani Atiki Amire. Burası biliyorsunuz Topkapı Sarayı haremi terk edildikten sonra işte şeyden düşen, tahttan inen padişahın kadınları, kızları tarafından kullanılmış. Ama ilk Fatih döneminde tabii ki yapılıyor. Dikdörtgen bir avlu, tek kapılı. Daha sonra bu Kanuni döneminde 1540'da yanmış ve Kanuni yeniden yaptırmış burayı ve dört kapılı olarak yaptırmış. Hatta o zaman biraz küçültmüş ve Süleymaniye'nin bazı yapılarını da onun arazisine yaptırmış. Bugün bu sarayın yerinde ne var? Bugün bu sarayın yerinde İstanbul Üniversitesi, işte Süleymaniye'ye kadar uzanıyor. Evet, Süleymaniye'nin olduğu alanda bahçeleriymiş galiba, Haliç manzaralı bahçeleri. Şimdi şöyle, iki sur arasında bahçe olduğunu anlatıyor o dönemin tarihçisi Dursun Bey. Öteki kalsın ya. Ötekini alabilir misin? Bu çok, Deniz Hocam da belirtmiş, ben de burada söyleyeyim. Bu saray çok uzun yıllar kullanılmaya devam ediyor. Tabii tabii, 1826'ya kadar kullanılmış. Şimdi burası evet. diyor ki, Fatih diyor. Bak, yani Aysel, vakayı hayriye ile yani Yeniçerileri ortadan evet. kaldırınca devşirme sistemini tamamen yok ettiği anlaşılıyor. İşte Yeniçeri kışlalarını bombalayarak belli ki. Evet. Ve aynı zamanda dönüyor Eski Saray'ı da yok ediyor şey Mahmut. Yani devşirmelerin ocaklarını yok ediyor aslında. Eski Saray'da devşirme ocağı tabii kadın yönünden. Evet. O zaman 1826'da Seraskerliğe galiba devrediliyor. Ondan sonra da demek ki evet. yetiliyor. Evet. Yani yeni ordu orada yerini alıyor. Evet. Evet. O şekilde oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Demin söylediğiniz hani Topkapı Sarayı'nda artık hani işe giden kadınlar buraya yollanıyorlar. Yani tekavüt kadınlar. Evet. Fransızca'da bunun için diyor ki Le Palais de l'Arme, yani gözyaşı sarayı. Türkçe'de kullanılıyor mu bilmiyorum.
Bence sarayı, hoş bir deyim yani. Gözyaşı sarayı. Bizde de sarayı duhteran deniyor. Ağlayan ne kadınlar. Demek bu? E tamam, doğruymuş öyleyse. Tamam, çok güzel. Ama şimdi bu bir de şu var. Ağlasalar da zırlasalar da yeni şey padişahta bu buradan kadın alırdı. Topkapı Sarayı'ndaki kadrosunu kurardı gene de. Hadi ya. Öyle mi? Ha. Evet. Başka çare nereden bulacak kadın başka? Tabii. Bilmiyorlar mı hocam, sürekli bir sevkiyat yok mu? Devamlı sirkülasyon var. Yani yeni padişah da buraya bir elini atmış vaziyetteydi. Evet. Depolibiler de buradaki yeni kadın, yani kadınlardan da alırdı. O şekilde. Şimdi burada şeyi anlatalım. Tursun Bey dönemin tarihçisi diyor ki kadınlar için diyor bir harem yaptırdı diyor Fatih. Kendisi için köşkler, kasırlar yaptırdı. İçi olanlar için de çeşitli bölümler yaptırdı diyor. Bir de sarayda av hayvanları için bir bölüm, divan ve taht içinde bir bölüm ayırdı diyor. Şimdi bu bir dikdörtgen sur var, bir de altıgene benzer bir sur var. Bu ikisinin arasında aslında burada 2-3 tane ağaç görüyoruz ama kocaman bir bahçe var ve buraya av hayvanlarını koyuyor. Ve orada avlanıyor Fatih. Şimdi 1540'da yanmış işte bu, daha da küçültülmüş falan, 3 kapı eklenmiş. O zaman bu diyoruz ki eski sarayın ilk yapıldığı halinin en eski görüntüsü diyebiliriz. Evet. Yani bu gerçek bir belge denebilir. Doğru. Evet. Işık sıkışık resmedilmiş ama hani bir süre sonra 1537'de bu yapılıyor, 1540'da yanıyor. Yani bayağı önemli bir resim aslında. Başka ne söyleyeyim burası için? Evet, güzel. Serbest kasırlar vardı aslında. Evet. Başka gravürlerde de görünür. Yani dağınıktı, bu kadar toplu değildi yapı. Evet, burada sıkıştırmış yapmış. Bir de Fatih'in bu sarayın dışında bir çeşmenin suyunu çok şifalı olduğunu söylemiş hekimleri. O yüzden de hep buradaki şifalı sudan içermiş. Hatta Kanuni de daha sonra hep bu suyu içmiş. O suyun da bir adı vardı ama onu not almamıştım sanırım. Şeyle başlıyordu. Evet, Evliya Çelebi çok anlattı onu. Evet, Evliya Çelebi de çok anlatıyor. Ya, Beyazıt Meydanı'nda Bizans döneminde bir nemfeyum olması gerekiyor. Hani o nemfeyuma gelen suyla ilgili bir şey mi yoksa başka bir şey mi acaba? Tabii canım, şimdi orada su kaynağı. Şehzadenin olduğu yerde, yani o maksimumu belki. Yani, tamam. Bilemem. Ters tarafta. Yok, Horhor daha taraf. İleride Oktay. Horhor'a uzağız bayağı. Şu anda Horhor aşağıda bayağı. Evet, ya bayağı değil aslında da biraz uzarız yani, bayağı diyemeyiz. Aslında Matrakçı Nasuh'a bakarsak Horhor hemen dibi. Evet, şimdi ben şeyi merak ettim mesela, bir şey de bulamadım. Belki Deniz biliyordu. Şimdi burası yanlış ya 1540'da. Acaba diyorum kadınlar nereye gitti 1540'da? Çünkü herhalde Topkapı Sarayı'na gittiler değil mi? Tekrar yapılınca. Öyle olması lazım. Kadınlar azdı zaten. Yani o dönemde 150-200 belki miktarı. Hürrem Sultan için işte Topkapı Sarayı'nın yani harem kısmı büyütülüyor. Tam aynı yıllarda. Yani belki bu yangından sonra geliyor Hürrem. Topkapı Sarayı'na, hareme. Ve böylece işte Kara Ağlar Taşlığı ile bitişik Cariyeler Taşlığı yapılıyor bir kere. Evet. Yani Cümle Kapısı'nın öndeki yapılar yapılıyor işte. Hürrem'de Sultan Has Odası'na yerleşiyor. Dörtlü daireye yerleşiyor. Yani bunlar birbirini tutuyor. Peki hocalarım şunu söyleyeyim. Hürrem'de bu hırs varken sarayı o yakmış olabilir mi? Yakayım bu sarayı da gidelim öbür saraya diye. Yok, biraz da şeyle alakalı. Yani bu sarayın genişletilmesinin jeopolitik şeyiyle, nedenleriyle de alakalı. Bence Hürrem mi de bahane ederek Kanuni bir şekilde ya da Osmanlı siyaseti belli ki Macaristan'ın ilhakını da bu şekilde kutlamış oluyor. Yani aynı tarihte Macaristan ilhak edildi çünkü. İlhak ettik biz. Eyalet yaptık. Güzel. Onu da saray yakarak kutladık. Çok güzel. Zaten öyle olsa biraz. Muhteşem Yüzyıldır'ın hocam orada danışmanmış. Ersin Lafak. Onu da söyleyelim. Gözyaşı sarayı dedi. Ama bırakın Allah aşkına Muhteşem Yüzyıl'ı. Neyse, devam edelim bundan. Bayağı konuştuk. Fatih'cim, bir sonraki yapıya gelelim.
Burası Bodrum Camii, Miralayan Kilisesi diye geçiyor. Yine ilk resim, hiçbir şey tanınabilir özelliği yok. Sadece yok. Kubbe kasnağı belki hani kiliseden dönme olduğunu gösterebilir. Yani ama genelde ikon olarak resmedilmiş. Evet çok güzel. Zaten etrafında yapılar yokken böyle tepede heybetli bir görünümü varmış. Zaten biraz böyle yükseltilmiş bir zemin üzerinde gibi. Ünlü Lekapenos ailesinin kilisesi diyelim. Güzel kokulu kilisemiz Miralayon. Aynı zamanda Lekapenos ailesinin de mezarlığı hemen alt tarafta. Zaten o bölgede biz de turlara çıkanlar bilirler. Muhakkak orayı gezeriz. Orada Mustafa Hoca var. O bir konuşmaya başlar. Ondan sonra gezi orada biter. İnanılmaz. Mustafa Hoca emekli oldu. Oldu mu? Oldu. Yani oldu. Çok güzel. Ekim'de sonmuş Ekim. Tamam. Öyleyse daha hızlı gezeceğiz bu cami diyelim. Burası da ikinci Beyazıt'ın veziri Mesih Paşa tarafından camiye çevrilmiş. Geçtik şimdi. Evet şu an nereye geldik? Şeye geldik. Kadırga Hamamı. Yahya Bey Hamamı dedin sen bunu ama. Evet doğru. Evet doğru doğru. Yahya Bey'in inşa ettirdiği 1504'te ama bu şey Yahya 1724'te burayı tekrardan ihya eden Yahya Bey değil. 1504'te burayı inşa eden Malkaçoğlu Bali Bey'in babası Yahya Bey. Malkaçoğlu Bali Bey'i evet muhteşem yüzyıldan hatırlarız. Bali Bey yakışıklı bir çocuk oynamıştı onu. Evet. Bu çifte hamam herhalde. Evet, bu çifte hamam. Zaten sevgili Ayhan Kuş abi Çamlıca TV için burada 10 dakikalık bir çekim yapmıştı. Hem erkekler kısmını hem de kadınlar kısmını gezmişlerdi. Kadınlar da orada yıkanırken. Haliyle bu ilginç çekimi seyretmek istiyorsanız Çamlıca TV, Ayhan Kuş yazın, Kadırga Hamamı yazın. Bir 10 dakikalık çekim. Evet. Geçtik şimdi. Bir tane çeşme var orada. Evet. O çeşmenin ne olduğunu bilemedik. Olabilir. Orada çeşme bilen varsa söylesin bize. Tam Kadırga Limanı'nın, bugün artık olmayan limanın dibinde, hemen şeyin de yanında, Kadırga Hamamı'nın da yanında o çeşme ne çeşmesi olabilir? Orada bir namazgah var gerçi ama o namazgah da Saliha Sultan. Çok sonra yapılmış bir namazgah ve çeşme. Yani hani hamamın yanı gibi gözüküyor ama aslında hamamla liman arasında bir yerde diye. Aynen. Aslında Saliha Sultan Çeşmesi 1537'ye kadar yapılmış olsaydı yeri cuk oturuyordu. Yani oradaki mesafe kim bilir? Pardon düzeltiyorum. Deniz hocamız düzeltmiş. Ben Saliha Sultan Azap Kapı'ya gittim. Esma Sultan. Sağ olun hocam. Evet. Şimdi Kadırga Limanı'na geliyoruz. Evet. Ahmet bu limanın orijinal ismi neydi? Ponta Scalio. Portus Navus deniyor. Justinianus Limanı deniyor. Evet. Ahmet bir şey söylemişti. Biz kendi aramızda Ponta Scalio diyoruz. Şimdi bunun içi denizle aynı renk boyanmış görüyorsunuz. Biraz daha o halkayı büyütebilirsen Fatih. Hemen köşesinde şey var. Tersane var. Şurası yani daha alt bu taraf. Evet. Sol tarafı da tersane binaları gözüküyor. Evet. Bu liman Bizans'ın sonuna kadar kullanılmış. Osmanlı döneminde de küçük şeylerin, işte küçük gemilerin mi diyeyim artık şeylerin, kayıkların falan. Paskalyon mu, Theodosius mu? Bu Theodosius. Yani şey olarak almışız, emanet olarak Theodosius'u gösteriyoruz. Lütfen, hadi şeyde böyleydi diyoruz. Yani. İşte şey diyelim, bu da Theodosius'un küçüğüydü diyelim. Evet.
Şimdi burası Gilius diyor ki, Gilius burayı buraya gelmiş, görmüş 1550 civarında. Diyor ki limanda diyor hala su birikintisi vardı. Çevrede mahalledeki kadınlar da burada çamaşır yıkıyorlardı diyor. Evet. Tersane yapıları da Fatih döneminde yapılmış. İşte burada evet, ilk tersanemiz. Yani Haliç'ten önceki ilk tersanemiz burası değil mi Aysel Hocam? Evet, yani orada artık ne tür bir şeyler yapıyorlardı bilmiyoruz ama küçük kayıklar falan filan yapılıyormuş. Bizans'ın da ilk tersanesi öyle mi? Çok güzel. Evet, Bizans'ın da ilk tersanesi ve Sokol Mehmet Paşa sivrisinek artık bataklığa dönmüş. Sivrisinekten illallah ettiği için yanında sarayı var çünkü. Hı-hı. Kılıç Ali Paşa'ya bir emir veriyor, yetti artık, hı-hı, diye. Doldur şurayı diyor, dolduruluyor. Evet. Ahmet, buranın şeyde de önemli bir yeri var değil mi? Nikah ayaklanmasında. Ne var? Başta nikah ayaklanmasından gözü korkan devlet adamları burada kadırgaları hazırlatıyorlar. Ha, kaçmaya niyetleniyorlar. Olabilir, bilmiyorum. Ama ben şeyi hatırlıyorum. Burada, şey diyor ya Theodora, gemiler orada diyor. Öyle mi? Ha. Hani o söylevinde o da var. Hani gemiler orada. İsteyen bilsin gitsin. Burası şeye ne derler, saraya daha yakın olan yer ama hani sarayın da kendi şeyi yok mu? Ne bileyim, iskelesi var ama belki tabii gemi oraya yanaşamıyordu. Olabilir. Bu kareon daha yakın değil mi? Daha uygun değil mi? Daha işte ama neyse canım, o çok önemli değil. Şey diyecektim, burada hani araba çöplüğü olur ya. Araba çöplüğü olur ya. Böyle iki tane üç tane kadırga cesedi yatarmış. O yüzden adı Kadırga Limanı kalmış burada. Şimdi arkadaşlar, bu Bukaleyon'unki küçük iskele gibi bir şey, liman değil orası. Yani bu Bukaleyon olamaz. Eğer mal falan yüklenip kaçılacaksa burası Kadırga. Yok ya, olabilir, niye abi, açıkta demirler, onu sandallarla bilmem nelerle geçirirler. Yani Galata'da senin abi canımızı kurtarma derdindeyiz. Sandalla nereye gidiyorsun? Abi sen ne, şaka yapıyorum devam edin. Bilmiyorsun sen. Evet, Langa Bostanı'na geldik. Burası Bizans döneminden kalan iki kuleli bir sur duvarı ile çevrili. Osmanlı döneminde işte bostan olarak kullanılmış. Bizans döneminde Langa isimli eski bir liman burası. Evet. Biliyorsunuz günümüzde yeni kapıları bu civarda yapılıyor, kazıları. Ve İstanbul'un tarihini değiştirecek buluntular çıkıyor. Neolitik döneme kadar iniyor. Bölgede 2. Teodosius tarafından 5. yüzyılda Bayrampaşa Deresi'nin denize döküldüğü kısmında yapılmış bu liman. Daha sonra Bayrampaşa Deresi kuruyunca Osmanlı döneminde bostan olarak kullanılmış. Burada bir tane kuyu var. Onu Fatih dikkatimizi çekmişti. Ve bir adam kuyudan su çekiyor. Biraz bulanık gözüküyor ama. Şimdi burada da ağaçlar var. Belli ki bu bostanda da yeşillikler, ağaçlıklar var. Şu üstteki kırmızılar Hayri Birinci'nin edindiği bir bilgiye göre karanfil. Nurhan Hoca'dan dinledim onu. Nurhan Hoca'nın söylediği bir bilgi. Söyle istersen onu. Nurhan Hocam diyor ki burada, o da bir yerden alıntı bildi. Karanfil olurmuş burada. Karanfil bahçesiymiş. Karanfil tohumlarının başka yerlere sarılmaması için onun bir özelliği varmış. Aynı yerde kalsın diye. Özellikle bu şeyin içinde yetiştirilmiş karanfiller. Karanfil yetiştirilmesi için özellikle kullanılırmış. Sur duvarları çevrili olduğu için o tohumların başka yere de gitmemesi sağlanırmış. Yani rüzgarın şeyiyle aynı yerde birbirlerini döllemesi sağlanırmış karanfillerin. Yani. Onun için duvarlar yapılmış. Süper. Sayın moderatör, Hayri Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben biliyorsunuz Nişanca doğumluyum, Kumkapı Nişanca doğumlu. Evet. 60'lı yıllarda, yani 65, 66, 67 şu anda Marmara İstasyonu'nun olduğu kazı yapılan bölgeler bostanlar vardı ve orada dolap beygiri de vardı mesela. Su çektikleri kuyu vardı. Gözü bağlı at dolaşıp dururdu su çekmek için. Bizim ilkokul yıllarımızda orası öyleydi yani. Abi 80'lerde bile tarla varmış orada ya, ekilip biçilen. 80'lerde olmayabilir. 80'lerde odun deposu oldu vardı. Oralar. Sinema oldu, yazlık sinema oldu. Odun deposu oldu. 80'lerden önce bostan bitmiş olabilir yani. Çok emin değilim ama.
Şu bölümde, tam şu bölümde. Ya burası Nişanca değil, burası... Yok, burası... benim dediğim yer Nişanca'da değil zaten. Şu anda Marmara İstasyonu'nun olduğu yeri söylüyorum. Doğru, bu onun da arkası abi. Onun da arka tarafları. Orada zaten halen açık alan var. Artık tarım yapılmıyor ama boş alan var. Evet, aynı yeri söylüyoruz işte. Langa'nın arkadaşlar, hepiniz de bilirsiniz, hıyarı meşhurdu biliyorsunuz. Evet, hıyar bostanı varmış orada. Ama bademi Langa'nın hıyarı diye geçer. Bir de Evliya Çelebi bile bundan bahsetmiş. Hem de çok ilginç bir yerde bahsetmiş. Bu Avusturya'ya gitmiş galiba elçilerle. Orada evet. Avusturya İmparatorluğu görünce adam da bir garabet bir şeymiş galiba. Parmakları koca koca, gözleri kocaman kocaman. Parnakları langa hıyarı gibiydi falan diye yazmış yani. Çok iyi ya. Ama şöyle söyleyelim. 100 tane Çengelköy bademi bir tane langa hıyarı eder. Job gibi bir şey, adam döversin. Evet, 50-60 santimetre olanlar varmış, doğru. Varmış, evet. Evet, burası tespit edilemeyen bir cami. Yani deniz evet. Tespit edememiş bu cami. Zaten aslında, ikon olarak resmedilmiş. Evet, senin söyleyeceğin bir şey varsa. Biz de tespit edemedik çünkü oralarda bir sürü cami var. Yani ne söylesek boş. Hı hı. Hemen ama onun Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Camii'nin yeri olabilir mi? Cerrahpaşa kaç yılıydı olamaz, hocam? Olamaz. 3. Murat değil mi Cerrahpaşa? Ha, olmaz. Ay, yeri diyorum. Yeri. Ha, yeri olabilir. Yeri olabilir zaten hocam. Zaten yanındaki şu sarı bina hocam Haseki Külliyesi. Yok, sarı bina o değil. Esekapı. Değil mi, ne bu? Esekapısı Mescidi. Pardon, İsa evet. Kapısı Mescidi, düzeltiyorum. Evet. İsa Kapısı yani Mescidi. Yani o şey 3 nefli bazilika planlı Paleologoslar döneminde yapılmış bir kilise. Yakın zamanda Koca Mustafa Paşa'ya giden yolun başında kalıntıları varmış bunun. Onlar da 1509 yılında yıkılmış büyük depremde. Evet. 1560 civarında Mimar Sinan tarafından onarılmış ve mescide çevrilmiş ve buraya medrese yapılmış. Bugün konuşmuştuk. Gene 1894 ve 1918 depremlerinde de zarar görmüş. Evet. Bugün konuşmuştuk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içinde kalıyor diye. Ve çok kötü bir restorasyon yapmışlar. Yani adeta yeniden yapmışlar. Yepyeni böyle medrese, cami, yepyeni bir yapı şeklinde şu an duruyor. Burada bir şey söylemek istiyorum. Buraya kadar Matrakçı Nasuh binaları birbirine göre konumlandırmada 3 aşağı 5 yukarı demesek bile hatta biraz fazlası başarılı. Fakat iş buradan itibaren biraz şey kaçıyor, ayar kaçıyor. Langa Bostanları'nın hemen yanında İsa Kapısı, Ese Kapısı Mescidi'ni resmetmiş ki o Langa Bostanları dediğimiz yerle Ese Kapısı Mescidi arasında bir rahat 600-700 metre var. Bundan sonra bir sürü yapı aralarında yüzlerce metre mesafe olmasına, bazen bir kilometre olmasına rağmen yan yana komşu gözüküyor. Evet. Mahalleler karışmış, semtler karışmış. Evet. Bakın hiç yol yok görüyorsunuz. Yani böyle bir cadde, bir yol. Çok fazla yapmamış yani. Hiç onlara girmemiş. Evet. Arkadaşlar şimdi... yani o alanı kullanırken de zaten ne yapabilir ki adam? Yani... Doğru. Doğru. Sadece o şey değil, Langa'ya bostana uzaklığı değil. Ne bileyim, burada şeye de, Beyazıt'a da çok yakın gözüküyor mesela. Doğru, doğru. Zaten bak abi, Ese Kapısı Mescidi ile Aksaray'ın o Göbek'teki Murat Paşa Cami komşu. Yani şu an Fatih'in işaretlediği o cami var ya, Murat Paşa evet. Cami. Evet. Bu sonunda da Aras da var, o da ilginç. O Aras da değil hocam, ondan bahsedeceğiz. Öyle mi? O Aras da değil, ondan bahsedeceğiz. Bu Murat Paşa Cami, devam edelim. Bu da yeniden işte bu... yapılmış neredeyse. Bu Murat Paşa Cami'de. Evet. Aslında erken Osmanlı'nın Tapaneli camilerinden biri. Evet, Davut Paşa biraz ileride, onu da göstereceğiz Oktay. Şimdi buraya Deni Aksaray Caddesi demiş. Halbuki ne dediniz siz? Eski odalar. Yani...
Yeniçeri Odaları. Yani yer olarak şu an Şehzade Camii'nin tam hem Şehzade hem Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin tam karşısındaki alan, genelde otellerden oluşan alan, zaten onun bir çizimini de şeyde bulduk. Bu nereden alıntıydı? Yine bir tarihçimizin... Süheyl Ünver. Süheyl Ünver'den alıntı. Evet. Bu eski odalar. Yeniçeri odaları yani. Acemi evet. Olanlar kışlası o zaman. Evet, doğrudur. Doğru. Aynen. Doğru aynen. Evet doğrudur. Sinan bunların kesinlikle başındaydı bir ara. Zaten şu anda da orada Sekman Camii'nin olduğu yer değil mi? Sekman 18 Sekman Camii'nin olduğu yer. Gibi, ha, evet. En uzun isimli. En uzun isimli cami hani. Evet, belediye binasının yan tarafında en uzun isimli cami. Ayhan Kuş bağlanırsa caminin ismini söyler. O kadar evet, uzun evet, ki o, benim nefesim o, yetmiyor. Bir tek onun bir aklında de, kalır. Tamam bağlanayım. Bağlan evet duyuyoruz ismini söyle abi. Hepsini söyleyemeyeceğim. Hacı Hüsamettin Çamaşırcı Camii, 18 Sekmanlar Camii. Sırayla söyleyemeyeceğim. Elimde okumam lazım. Ha, ama hepsi var değil mi? Bu cümle kelimelerin hepsi var caminin isminde. Ya, bugüne kadar bunu tamamen okuyan olamamış zaten. Caminin isimli camisi olarak zaman evet. Yani yayınlarına falan geçti. Evet, şimdi bir camiyi gösteriyor Fatih bize. Ayhan abi çok teşekkür ediyoruz. O bölgeyi büyütebilir misin Fatih? Burası da Kalenderhane Camii diye geçiyor. Geçiyor, Kalenderhane Camii diye geçiyor ama hemen solda altta bir yapı var. Bozdoğan Kemeri. Heh. Şimdi normalde Kalenderhane Camii Bozdoğan Kemeri'ne bitişik bir cami. Haliyle biz tam emin olamadık. O mu Kalenderhane Camii, kilise ya da neyse artık, yoksa bu şeye tam bitişik olan, Bozdan Su Kemeri'ne bitişik olan mı? Tam emin olamadık. Bu ama Şehzade adamın... öbürü Kalenderihane olsa olmuyor mu? Şehzade başı yok o dönemde. Kaç, ne zaman o yapıldı? 1543. Yani bunda Şehzade başı 1543. 1543. Şeyi gösterir misin evet, Fatih? Kalenderhane'nin bugünkü resmini. Evet. Yani dediğin doğru Ahmet. Tam Şehzadebaşı Camii'nin olması gereken yer orası. Evet. Fakat orada bir ibadethane var diyelim ama onun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Kalenderhane de olabilir. Çünkü resim çok şey ikonik değil aslına baktığında. Yani böyle bir hani o Bozdoğan Kemeri'nin yanındaki çok daha ufak bir yapı. Evet o da var. O Şehir İslam yapısı o. Yani orada yer değiştirmiş bunlar. 1505'te mi ne yapıldı bu? Hangi zamanda Şehir İslam mıydı, Kazasker miydi? Bir Mahmut Efendi, Şehzade parkında durur ya o yapı. Şehzade evet. Caminin önünde durur. O eskidir tamam. Yani. Burmalı Mescidi diyorsunuz. Yani. Burmalı Mescid ama hocam Burmalı Mescid de yok o zaman. Evet onun da tarihine var, baktık var. Bugün Burmalı Mescid. 1540. 1540 mı Burmalı Mescid? Daha önce diye biliyorum ben. Bugün özellikle baktık hocam. Şeyde Burmalı Bugün özellikle demiş. Baktık. Tam eski şeyine bir türlü ulaşamadık. Evet 1540 gözüküyor. Evet. Yani bence şey de benziyor. O deminki daha büyük olan kilise de şeye benziyor yani Kalenderhane'ye çok. Bir şey olabilir mi? O Şehzade Başı'nın olduğu yerde o yapılmadan önce hani ben bilmiyorum açıkçası. Orada bir kilise olmuş olabilir mi? O yıkılıp da onun yerine bu yapılmış olabilir mi? Yani biliyor muyuz böyle bir şey? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum onu. Şey olabilir mi? Matrakçı Nasuh kaç yılında öldü Aysel hocam? Hüseyin söz alabilir miyim? Bir saniye yani, bir şey soruyorum abi. Tamam. 1537'de eser tamamlandı. Ha. Sonradan eser üzerinde oynama yapmış olabilir mi? Yok. Çünkü 6 yıl sonra Şehzadebaşı Camii inşa edildi. Yok hayır. Yapamaz. Yapmamıştır diyorsun. Buyur hayır. Ayhan abi sen girdin devreye. Buyur.
bir ihtimal Ahmet'in sorusuna cevap vereyim. Orada Balaban Ağa Mescidi var. Acemiler Mescidi diye de geçiyor. Altında bir Roma şapeli var, mezarlık var. Onun üstüne yapılan bir cami var, Balaban Ağa. Ve İstanbul'un ilk valisi diyelim veya emniyet müdürü diyelim. Bu olabilir. Onu Oktay da yazmış. Oktay Türkoğlu da aynı şeyi yazmış. Ben hızla kontrol etmek mümkün mü? Fakültesinin kapısının karşısı. Tamam. Başka Rose önerisi olan var mı? Galiba. Atatürk bulvarıyla yıkıldı galiba. Şu anda üstünde şey var, otel var hocam. Hı hı. Evet. Evet, neyse. Burayı bulamadık. Bu yapıları. Şimdi Balyas Kemeri'ne geldik. Evet, tamam. Yani bir şey söyleyeceğiz mi? Bunu anlatalım mı? Gerek var mı? Bu işte ilk Hadrian zamanında burada bir su kemeri olduğu düşünülüyor. Yani 130'lar falan diyebiliriz. Doğru, o zamana kadar da burada su kemerinin olmadığını düşünemeyiz. Daha önceden inşa edildiği için su sistemleri. Daha sonra büyük bir ihtimalle İmparator Valens döneminde, gerçi Valens 378'de ölüyor, yapıda 381'de bitiyor. Kapsamlı bir restorasyon ya da yeniden inşa ediliyor bu kemer. Bu daha sonra bizim Mimar Sinan'ın da kullandığı kemerlerden biri herhalde. Bunun dışında başka söylenecek bir şey var mı bilmiyorum, ilginç. 19. yüzyıla kadar kullanılmış mı? 19. yüzyıla kadar kullanılmış. Bir de turizm camiasının efsane bir kişiliğini az kalsın kaybediyorduk. Keşif yaparken Ahmet Faik buradan düşüyordu neredeyse. Aman aman. Evet. Allah bize bağışladı, onu düşmedi. İstanbul halkı tarafından hep Belgrad ormanlarından geliyor denir. Aslında Trakya tarafından geliyormuş. Yani o dönemde Trakya tarafında büyük bir su tesisi var. Şey diyor, Clavio gelmiş 1403'te İstanbul'a. Diyor ki Bizans'ın son yıllarında çevredeki bağ ve bahçelerin sulanmasını diyor sağlıyordu aynı zamanda diyor. Bu şey. Evet, neyse, devam edelim. Fatih orada bir yapıyı işaretlemiş. Vefa Kilise Camii. Evet. Bugün bu cami restorasyona girdi. Biz burayı Molla Gürani Camii olarak biliyoruz. Eski ismi konusunda tam emin değiliz. Aziz Theodor olabilir, değil mi Ahmet? Ha, buna mı diyorsun? Evet. Ha. Yani bir Orta Bizans yapısı. Aziz Theodor değil ama kesinlikle. Yani yakıştırma ne olabilir peki, ihtimal var mı? Olamaz, yok, bunun için bir sürü isim söylendi ama Prokopius evet. Bunun ismi bilinmiyor. Yani Aziz Kilise Camii diyorsun. Evet. Aziz Theodoros'a şey ithaf edildi deniyor ama bilmiyorum. Yok. O bir söylentiymiş yani. Söylentiydi. Biz de öyle işte, dedik. Şöyle bir şey var, hani bunu Deniz Hoca da gayet iyi bilir. Hani İstanbul'un arkeolojisi çok iyi yapılmadığı için genellikle bu tarz isimlendirmeler gezginler tarafından biraz tahmin üzerinden yapılıyor. Hı hı. Onların ki tahmin olduğu için zamanla yapılan arkeolojik kazılarda, ki onlar da resmi kazılar değil, işte yol genişletmesi, Marmara, şudur budur olunca bir şeyler çıkıyor. Ha ulan o zaman değilmiş diyorlar. Değilmiş diyorlar da bu yazılı olmadığı için çoğu zaman da bulamıyorlar. Bu ismi tam belirgin olmayan, yani ben açıkçası şu ana kadar tam kesin ismini hiçbir yerde okumadım, bilmiyorum. Tamam. Zaten Süleymaniyeliler de kilise cami diyorlar kısaca. Güzel zaten. Buraya, Vefa Kilise aynen. Kimse buraya Molla Gürani Cami falan dememiş, Süleymaniye'de kilise cami demiş. Evet, hatta ben burayı burayı ben ilk gezdirmeye başlayınca Metin Kural abi bana şey demişti. Bizim kilise camiyi de gezdiriyor musun? Demişti. Onun evi de biraz ileride zaten, eski evleri, pardon. Evet, buyur. Devam edelim. Buyur. Yok ya, orayla ilgili gene bir hatıra, madem sen söyledin diye. Oraya bakan, anlat.
içinde bekleyen bir adam vardı. Sen rastladın mı hiç bilmiyorum. Acayip böyle hırpani kılıklı. Evet, birisi. Evet. Ha, evet. Ondan sonra biz böyle çalardık, bazen açmazdı, bazen de böyle çaldığında açıyordu. Bir gün böyle bayağı geç gittik abicim. Evet. Tak tak çaldım, açmayacak herhalde derken garç dedi, kapı açıldı. Fakat bir elinde de kasatura var, tamam mı? Adam dedik, adam çok sinirlendi herhalde dedik. Meğerse içeride patates soyuyormuş. Biz de çekile çekile. Yani Ahmet telef alacaksın şu İstanbul'umuzunda. Olamadık gitti. Ahmet bunu daha önce de anlatmıştı. Ben o kadar canlı anlatmış ki işten ben kendimi orada zannetmişim. Korku hepimize yetti. Ahmet'in yanındaymışım gibi hatırlıyorum. Evet, şimdi su kemerinin öbür tarafına geçtik. Diğer ucuna, yani Fatih Camii'ye doğru olan tarafına. Ve hemen o tepenin başlangıcında buranın Zeyrek Kilisesi aslında çok böyle küçük bir yapı olarak çizmiş. Bu sefer Zeyrek Kilise Cami diyelim, Pantokrator Manastırı'nın kilisesi. Ve etrafındakilere de manastır yapıları demiş. Evet. Fakat şey hakikaten çok sembolik olmuş. İkon tarzda olmuş Pantokrator Kilisesi. Şu gördüğümüz... kadar olan bütün yapıyı simgelemiş olmasın? Ya, etrafındaki yapılarla düşünmek lazım demiş. Deni miydi, Gabriel miydi? Hangisi Deni, onu diyen? Deni demiş. Gabriel evet. Burayı Pantokrator demiş. Deni dedim ki o kadar olamaz demiş, küçücük demiş. Onun demiş şey olması, etrafındaki işte manastırı, şusurusu onunla birlikte ele alınması gerektiğini söylemiş. Pantokrator olabilir mi? Ha? Yok yok, bu Pantokrator canım, bu kesin Pantokrator da Pantepoptes daha ileride. Şu mu Pantepoptes olabilir mi diyorsunuz hocam? İşte o küçük eğer yapı, o evet. Pantepoptes'e şey yok o zaman da Pantokrator yok. Aslında Pantokrator da gönlümüze göre olsa da şu çaprazındaki Pantokrator olsa, yani Vefa Kilisesi dediğimiz Pantokrator olsa. Zeyrek. Ama o iyice şaşıyor canım o. Şimdi aslında Haluk hocamız bu manastırdan uzun uzun bahsetti. Haluk hocamızı dinleyenler vardıysa hakikaten çok önemli. Evet. Çok geniş bir alana yayılan manastır. İçinde biri erkekler, biri kadınlar olmak üzere iki hastane ya da yaşlı bakım evi gibi bina var. Onun dışında şeyler var. İşte inziva odaları var. Haliyle çok geniş bir alana yayılan bir manastır. Ama kilisesi bile üç kubbeli bir kilise. Aslında üç kilise bir araya getiriliyor. Pantokrator, Aziz Mikail ve Meryem Ana Kilisesi bir araya getirilip tek bir kilise yapılıyor. Deni'nin dediği gibi eğer o Pantokratorsa hakikaten çok ikon tarzında resmetmiş Matrakçı Nasuh diyelim. Şey söyledim bunu. Az önce gösterdiğimiz Molla Gürani Kilise Camii olarak belirttiğimiz Vefa Kilise Camisi diye söylediğimiz şey, yapıya baksan şeye çok benziyor. Nedir ona? Pantokratora. Pantokratora. İkon bir yapı değilse ama bu sefer de şey olmuyor. Mekanımız, yönümüz iyice şaşırıyor yani. İyice şaşıyor. Yani o kadar da şaşırmış olacağını düşünmüyorum. Saat evet, devam edelim. Söyleyip, saat 11 oldu. Böyle sohbet evet. Bir yere kadar geldik. Bir kapanış konuşmamız her şey için Aysel hocam bir şey yaparsa. Evet, şimdi... ya da katkıda bulunmak isteyenlere de söz hakkı vererek son böyle. 11'de bitireceğiz demiştik. Devamı olacak. Yani Tarihi Yarımada'nın kalan bölümü Galata ve Üsküdar'ı ilerleyen günlerde işleyeceğiz ama bu çok uzun sürsün istemiyoruz artık bu sunumlar. 11 gibi bitirelim diyoruz. Soracak sorusu olan varsa onları alalım. Hemen. Fatih Camii'de kaldık. Fatih Camii'den itibaren devam edeceğiz. Evet, Fatih Camii'den itibaren devam ederiz. Evet, sorusu olan varsa alalım soruları. Nasuh'un minyatürleri online ziyarete açıldı Mi Bakanlık tarafından. Güzel. Mi Bakanlık ne ya? Mi Bakanlık. Eğitim Bakanlığı mı diyor? Ha, evet. Soru mu? Soru mu soruyor? Ha, bilmiyorum.
Evet. Sorusu olan varsa. Sevgili Levent Konyar, çok selamlar. Evet. Sorusu olan varsa sorsun, yoksa sonsuza kadar. Birazdan susturacak zaten bizi Fatih. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Hüseyin? Söyle. Buyurun. Hani sizler maşallah sağ olun. Hani güzel çalıştınız, ettiniz, bize aktarıyorsunuz, ediyorsunuz. Hı-hı. Tabii ki Aysel'e, yani hem senden hem Hayri'den önce ikinize de ediyorum ama Aysel'e bir teşekkür etmemiz lazım. Vaktiyle tabii ki. Bunu yazdığı için. Bir de bugün sesi çok az duyulan ama geri planda hem bütün işleri yapan Fatih Yer, ki aslında projenin ortaya çıkmasını sağlayan da Fatih oldu. Sen başını kaçırdın. Başında bahsettik ondan. Gerçekten Fatih'e bir kez daha emeği içinde tutuyor. Başında da sonunda da istihdam etmemiz lazım yani. Sağ olsun hakikaten. Bütün teker teker kesti onları yerleştirdi falan. Fatih'e onun... alkış. Bravo. Evet aslında her tarafında bunda, ne kadar yapılan bu, evet aslında bundan sonraki bölümler içinde çok ilginç yerler bulduk. Yani diğer araştırmacıların bulmadığı ama çok ilginç yapılar tespit ettik. Onlarla devam edeceğiz. Tabii Ayhan Kuş'a da teşekkür ediyoruz. Bir Aksaray Caddesi diye anlatacaktık biz size. Acem olanları kışlasın yoksa bugün. Evet, çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. Kapatalım öyleyse.